Evet. Herkese merhaba. Bugün 1917 filmini aramızda konuşalım, inceleme yapalım istedik. Sam Mendes'in yönetmenliğini yaptığını, Roger Dickens'ın görüntü yönetmenliği yaptığı filmi bir aramızda konuşalım, yorumlayalım. Ne teknikler kullanılmış, neler yapılmış. Aramızda konuşalım istedik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Herkese hoş geldi. Bir yandan da sizlerden de sorularınızı bekliyoruz bu süreçte. Onları da cevaplandırmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hatta ben size bir soruyla başlayayım Ersin Ferer. Beğendiniz mi filmi? Ne düşünüyorsunuz? Ersin söylesin ilk başta. Ben de sonrasında yorumumu söyleyeceğim. Yani ben beğendim. Ben genelde daha çok duygusuna bakarak izledim. Yani kamera hareketleri nasıl yapmışlar değil de film kendi duygusunu nasıl vermiş, bizi o dünyayı nasıl sokmuş, oyuncu trafikleri, işte etkileşimler, özellikle tünel sahnesi. İzlemeyenlere biraz spoiler olacak ama özellikle tünel sahnesindeki timingler benim çok hoşuma gitti. Ve ben bir şekilde şeyi unuttum yani. Kamera tek planda oydu buydu. Onları çok fazla merak etmeden izledim. O yüzden memnun oldum. Yani içerik olarak çok yeni bir şey değil. Ama şey güzel, gerçek bir hikaye. Sam Mendes'in ya bu amcası ya da öyle birinin bir hikayesi bu. O anlamda da hoşuma gitti. Basit bir hikaye. Birazcık tabii alışık olduğumuz propagandalar da var içinde. Yine de baktığımızda güzel film. Keşke sinemada izleyebilseydik. Sinemaya girmedi evet, Türkiye'de. Hatta bayağı da bekledik de. Evet. Şeyden diyebiliyorum yani bu yan ürünlerle ilgili telif haklarını almakla ilgili sorunlar olduğu için Türkiye'de yayına girmedi. Belki bir dahaki sene diyorlar ama muhtemelen girmeyecek. Bu arada ben 4K HDR izleyebileceğin online streaming platformları var. Ben oradan izledim açıkçası. Sinemadan daha lezzetli gibi geldi. Çünkü bir perde sıkıntımız oluyor biliyorsunuz sinemaya gittiğimizde. Gerçi ben sinemayla arasında sıkıntılar olan bir adam olarak söylüyorum bunu da. Sizin için bilmiyorum tabii. Ben gayet keyif alarak izledim evde yani. Ya bir sürü şey bize fikir vermesi açısından iyi bir örnek gerçekten. Hani ben şeye katılmıyorum. Bu bir show off mu? Yani illa tek plan çekeceğiz. Tek plan çekebiliyoruz iddiasında gerek duyacak insanlar değilsen ben sadece dikkatle. Çünkü zaten kendini ispat etmiş insanlar. Aslında, ama onun haricinde değerli toplu bir iş gerçekten. Zaten Sam Mendes'in de tek plan çekmesindeki amaç bir yandan da aslında o iki saatlik dilimi bize mesafelerle de beraber izleyiciyle beraber giderek bize tanıtarak yerleri hiçbir anı kaçırmadan, hiçbir hissi kaçırmadan vermekti. Aslında bir yandan da o teknik açının karşılığını veriyor. Evet. O açıdan da tek plan olması aslında bayağı bir hizmet ediyor aslında. Evet evet ya dünyada da tek plan film örneklere baktığımızda mesela en popüler ve ilk bilinen olan Russian Ark, bir Rus filmi, Sokurov'un filmi. Evet. Ondan sonra Victoria geliyor. Bu söylediğim iki filmde gerçekten tek plan çekilmiş. Tek klip olan, take'leri olmayan, tekrarlama üzerinden seçilen filmler. Ondan sonra bildiğiniz gibi Birdman geliyor. Children of Men bazı denemeler var ama tek plan değilse de uzun planları olan film. Ve en son 1917. Arada olanlar var. Biz bir araştırma yaptık. Dünyada da örnekler var. Tek plan hiç kesme olmadan çekilmiş en uzun film ünvanı şu an Victoria'da. Evet. 2 saat 10 dakika mıydı? Evet 130 dakika. 130 dakika. 130 dakika boyunca hiç kesmeden full akıttıkları bir film. Çok acayip. Evet yani şimdi mesela Russian Ark örneğine baktığımızda 2001'de çekmişler filmi. Sokurov böyle bir 300 yıllık Rusya tarihini bir Avrupa üzerinden eleştirel bir film yazıyor ama bunu bir müzede çekmek istiyor. Müze sadece 34 saatlik izin veriyor filmin çekilmesine. Çünkü sonuçta açık bir yer, kapatamazlar. Bu yüzden de evet filmi tek plan yapmak istiyor. Hem hikayeyi çok iyi etkileyeceğini düşündüğü için çünkü içeride giden bir kamera var ve seni real time yap orada ve 2 saatlik ya da işte ne kadar 1 saat 45 dakikalık bir süreçte seni sürekli orada tutuyor. Çok ciddi bir prodüksiyon var. 2000'e yakın figüran varmış. Ciddi bir sanat şeyi ve bunların hepsini 34 saatte halletmişler ama tabii öncesi 6 aylık ciddi bir hazırlık var. 6 ay provalar yapılmış, hazırlanmışlar. Bütün tasarımlar yapıldıktan sonra giriyorlar ve 34 saatte hiçbir kural falan yok tabii. Artık böyle değişimli, dönüşümlü uyuyarak çekmişler. 5 take çekip 4. ya da 4 take çekiyor. 4.sünü kabul etmişler ya da onaylanmış diyebiliyorum. O anlamda ilk ciddi şey bu. Çünkü bayağı tartışmıştı. Yani negatif mi çekildi, şey mi çekildi.
Onu anlatalım. Negatif değil, Sony'nin 900'ları ile çekmişler. Ben de ama onu özel... soracaktım. Yani bu kadar uzun çekiliyor olmasının sebebi, daha doğrusu uzun teklerin olmasından dolayı mı yani negatif tercih edilmedi acaba? Muhtemelen öyle. Ya da şöyle soralım. Soruyu tersten soralım. Hitchcock'tan gidelim. Ya yani Rope mesela. O da tek plan değil ama Hitchcock onu sahneleri, yani sahneleri arka arkaya bağlayacak şekilde çekiyor. Filmin uzunluğu yettiği kadar. Maksimum zaten magazinde bile 10-11 dakika çekebiliyordunuz. Zaten Rush'ın arkası dedik, Kemin üzerinde öyle bir performansla çekecek herhangi bir kamera yoktu negatif anlamda. Büyük ihtimalle dijitalde orada bir avantaj sağlamış kendilerine. Ve yani benim tahminim, birçok yönetmen uzun zamandır tek plan film çekmeyi denemiştir, istemiştir ama teknik imkanlar izin vermedi. İzin vermediği için büyük ihtimalle çekilemedi. İşte 900'larla ilk Sony'nin kamerasıyla deneme başarılı olmuş ve ondan sonra önünü açmıştır diye tahmin ediyorum ben. Zaten bu arada ilk bu dijital kameralardan biri olan bir kamerayla plan sekans komple hiç kesmeden bir film yapma riski de büyük bir kafa. Evet evet, yani işte gerçekten disk yanabilir ya da hata verebilir, drop atabilir. Yani ve bunu gerçekten 34 saatte çıkmanız gereken bir yer üstelik. Yani bir daha kontrol edeyim. Mesela Victoria öyle değilmiş. Victoria kontrol ediliyor. Bir gün iki gün ara veriyorlar, bir daha çekiyorlar ama Rush'ın arkın o anda iddiası çok büyük. Yani gerçekten bir günleri var. Yani 34 saatleri var ve 34 saat içinde o filmini kurtarabildikleri kadar kurtarmaya çalışıyorlar. Az buzda para harcamıyor. Bir yandan da çok fazla oyuncu var. Çok fazla yardımcı yönetmen var. Yani onların zaten organizasyonu, hatta şeyde okuldayken mesela böyle birkaç kişi o zaman göstermişlerdi. Birkaç kişinin böyle kameraya baktığı vardı da artık onu yapacak bir şey yoktu tabii. 2000'de iki kişinin fire vermesi çok normal. Evet evet. Tolga Kutlar da bizi izliyor şu an. Dijital teknoloji tek plan çekmeye imkan sağlıyor demiş. Ben de katılıyorum bu yorumuna. Tabii ki. Dijital çok rahatlattı bu tür kendi içerisinde challenge'ları olan işlerde, aşırı kolaylık sağlıyor negatifin çalışma prensiplini düşününce. Birçok anlamda çok özgürleştirici bir şey. Hem real time görebiliyor olmak, hem müdahale edebiliyor olmak, hem orada direkt karar verebilmek açısından dijital teknoloji her şeyin önüne açmış gibi gözüküyor. Bir yandan küçük klipler gösterelim istiyoruz. Hani ekran paylaşımı yapalım, böyle bir hani görseller hakkında hem üzerinden de konuşuruz, hem konuştuğumuz şeylerin de görsellerini göstermiş oluruz. O yüzden yayında da böyle bir görsel dönümü olacak. Şimdi birazdan da bir şeyden bahsediyor olalım. Victoria'nın nasıl çekildiğinden de bahsediyor olalım bence. O da değerli bir film. Neyden? Victoria. Rush'ın Ark'ın şeyini bir kan verdi. Bakın burada görüyorsunuz. Yani işte Steadicam hazırlıyor. Ve işte bütün teknik ekip Steadicam'ın arkasında kalacak şekilde dizayn etmişler. Bütün film bu arada Steadicam'da. Yani Steadicam'cı 1,5 saat boyunca o Steadicam'ı taşıyor. Arkasındaki arkadaş Steadicam'ın kamerasının enerjisini veriyor. Çünkü piller yetmiyor. O kadar uzun süre bir pil yok. 1,5 saat kameraya götürebilecek pil yapılmamıştı. Hala da yok benim bildiğim kadarıyla. Ciddi bir tasarım. Yani Rush'ın Ark'ın iddiası bence, yani Victoria'dan veya 1917'den de bana iddialı geliyor. Yani çok zor bir setup gerçekten yaptıkları şey. Yani bir insanın performansına bağlı. Yani Steadicam'cının dikkati bozulsa direkt görüntü etkileyecek bir şey ve postta yapabileceğin hiçbir şey de yok. Bir oyuncuyu belki başka şeyleri koyultarak ederek bir şeyler yapabilirsin ama Steadicam'cının en ufak dikkatsizliği ciddi bir problem. Ciddi bir Alman Steadicam'cı bildiğim kadarıyla. Çok da tecrübeli biri. Ciddi bir düzenek hazırlamışlar hep beraber. Piller, kartlar, kayıtçı, sıkıştırması çekmeye çalışıyorlar doğal olarak en iyisi olsun diye. Ciddi bir performans. Yani izlemenizi tavsiye ederim. 20 yıl geçmiş üzerinden ama hala o kadar. Yani 1917'de çok iddialı ama bence Rush'ın Ark'ın iddiası kadar bir şey göremiyorum. Çünkü bu ciddi delilik yani. O 34 saatte bu işi bu noktaya getirebilmek gerçekten bir performans. Ben Akif bir soru sormuş. Akif Budak. Bir saniye. Aktarım olayını nasıl hallettikleriyle alakalı. Aslında Akif tabii ki 1917'de tamamen Victoria gibi tek bir take'le çekilmiş bir film değil. Aralarda katları var, gizli katlar var vesaire, CGI ile birleştirilme şartlar arası. Hatta şöyle bir şey de var mesela, en kısa take'i 39 saniye diye biliyorum, en uzun take'i de 8,5 dakikalık. O yüzden zaten o aralarda kart değişimleri vesaire de oluyor. Evet. O yüzden cevabı böyle verebilirim. Bu konuyla ilgili acaba Ari'nin bir yaptırımı olmuş mudur? Çünkü o sete özel gidiyor kamera.
Sanırım bildiğimiz bir sensör ama ergonomisi arttırılmış bir şekilde 1917'nin setine götürüyorlar kamerayı. Hatta evet. Roger Dickens'ın YouTube üzerinde Arri ile yaptığı röportajlar var. Çok daha detaylı bilgiler bulabileceğiniz. Onu da bir ara sohbetten ben paylaşayım istiyorsanız. Russian Ark'ı geçelim bence. Biraz evet, 17'ye yani. hızlanmak gerekecek. 17'yi. Ben biraz Victoria'dan bahsedeyim mi? Evet, güzel oldu. Çünkü o kendime en yakın bulduğum, belki de şeyinden dolayı, prodüksiyon gücünün çok düşük olmasından dolayı kendime en yakın gördüğüm filmlerden bir tanesi. Hatta şöyle bir şey yapayım. Filmin nasıl çekildiğine dair bir ekipman fotoğrafı göstereceğim. Evet, o çok çok iyi. Buradan şehir ediyorum. Film C300 ile çekiliyor. Görüntü yönetmeni hem operate edip hem de fokus, yani kendi fokusunu kendi yaparaktan filmi çekiyor ve bu totalde 5 take mi, yani 5 kere mi çekiyorlardı filmi, öyle bir durum vardı. Dördüncüsünü kullanıyorlar diye hatırlıyorum. Film sanırım Berlin Film Festivali'nde en iyi görüntü yönetmeni ödülü alıyor. Bir de yönetmenin şöyle bir kıyağı var. Son akan raw caption'da, yani film bittikten sonra ilk görüntü yönetmeninin adı yazıyor filmde. Ciddi bir performans var adamın yani, gerçekten. Çok büyük bir performans abi. Yani o backstage'i de paylaşırsan Firar göreceksin. Yani o bir Almanya'da rastgele birinin çektiği bir backstage videosu var Victoria'nın. Artık yani böyle filmin son yarım saatinde ya evet. Görüntüye ne kadar yorgun olduğunu oradan bile görebiliyorsunuz. Yani çünkü yani bir yandan da en büyük çalış, bir yandan da fokusu kendi yapıyor. Evet evet. Bir de yani, kendi yapıyor. Hatta üzerinde fotoğrafları da vardı. Üzerinde işaretler alınmış. Bir yandan da tamam çok full bir performans sağlayamıyor haliyle ama hani remote focus kullanmaması da aslında garip bir durum. Ya hem bunu yapıyor hem kreatif olabiliyor. Yani o çok önemli geldi bana. Yani hem kreativiteden asla vazgeçmemiş. Çünkü geceye başlayan bir film, bara giriyor, çatıya çıkıyor, bisiklete biniyorlar, sokaklarda geziyorlar. Bakın burada göreceksiniz, şimdi Firar paylaşıyor. Ya bu çatışma sahnesi, izlemeyenler veya izleyenler hatırlayacaklardır. Ciddi bir çatışma sahnesi var burada ve kameramanı görüyorsunuz. Bir kumcu var, bir kameraman var. Bir de arkalarında muhtemelen prodüksiyon ya da setten bir çocuk var. O da evet. Kadraja girse de anlaşılmayacak gibi gözüken biri. Ve burada böyle ciddi ciddi çatışma sahnesi çekiyorlar ve görüyorsunuz. Yani 3 kişilik bir film aslında. Firar'ın evet. Bu noktada çok katılıyorum. Minimum bütçe. Ya fikir ne kadar önemli hep beraber anlamış oluruz. Yani minnacık bir bütçeyle çok az ekiple de film çekilebilir ve Victoria ciddi anlamda çok iyi bir film. Yani duygusuyla, şeyiyle beni çok etkileyen işlerden biridir. Ben aşırı beğendim bir film, öyle söyleyeyim. Yani 1910'dan bile daha çok beğendim. Kamera arkasının performans sanatı yaptığı bir iş diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle abi. Çok net bir şekilde. Bakın orada fokusunu da yapıyor. Eğiliyor, kalkıyor. Yani zaten çok koşturmalı bir iş. Arabayı biniyor, oradan geçiyor. Yani bunu böyle sporcu altyapı olmadan ne kadar yapılabilir değil mi? Çok gerçekten kreatif kalması çok iyi. Yani hiçbir şeyden kopmuyor konsantrasyon olarak. Bir iki yerde hissettiğimiz aksaklıklar olsa bile o görüntü yönetmeni onu gerçekten iyi absorbe etmiş ve bunu çok iyi kullanmış. Tebrik ediyorum. Yönetmenin bir sözü var. Bu bir film değil, 2 saatlik bir banka soygununun belgeseli diyor yönetmen bunun için. Çünkü real time bir şut var ortada yani. Aynen. Arkadaşlarımızdan bir tanesi sormuş, Çağrı Alperen. Dijital gelişim olmasına rağmen 1917'de kullanılan tekniklerin Alfred Hitchcock'un Rob'da da kullanılmış olması ne kadar ilginç demiş. Tabii tabii. Benzer mantık. Arka arkaya bağladıkları için plan. O yüzden aslında çok benzer. Yani mantık olarak her şey aynı. Birazcık elementler değişmiştir. Ama kameranın avantajları var. İşte gimbal'ların avantajları. Ona geleceğiz. Ama Victoria konusunda ben de Firar'a katılıyorum. Yani hem dramaturjisiyle, oyunculuklarıyla, rejisiyle, sinematografisiyle, her şeyle şeyi anlatıyor bize yani. Bir iş sadece bütçe işi değil. Ya yani fikir her şeyden daha önemli. Yani çok az bir paraya da iyi bir fikir alırsanız, ya bugün C300'ü ulaşamayacak çok az insan var. Gerçekten ekonomik bir kamera, işte tek lens düşünün. Bir tane de bununla beraber bütün filmi çekebiliyorsunuz. Yani evet. Yeter ki fikri geliştirin, oyuncularınızı bulun. Ya bunu Moda'da da çekebilirsiniz, Beyoğlu'nda da çekebilirsiniz bu film. Berlin'in bir mahallesinde çekiliyor film bu arada. Ya aslında gerçekten evinizden çıkıp çekebileceğiniz kadar basic bir film. Yani fikir her şeyden daha önemli, yine anlamış olduk.
Evet, yani hiç izin almadan bile gerilla usulü girip Aynen. böyle vur çek mantığıyla denenebilecek bir hikaye bence. Yani Peki, hikayeden değil kastım miydi? için bir film tasarımı. 1917'de her şey vardı. Bütçe adına her şey vardı. Nasıl değerlendirilmiş? Onu da biraz konuşalım. Bu arada 1917'ye geçmeden önce ben C300 ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Blue is the Warmest Color iki tane C300 ile çekildi. Evet, doğru. Evet. O da Cannes'da en iyi film ödülü aldı. Evet. Yani ben kendi açıma mesela şeyde büyük kameralarda çok diretiyorum. Ama yani görüldüğü üzere küçük kameralarla da efsane işler yapılabiliyor. Evet evet, yani herkes bize çok soruyor işte en beğendiğiniz kamera ne? Alexa olmazsa olmuyor mu? Yok öyle bir şey yok, görüyoruz yani dünyada gerçekten çok iyi örnekleri var. Tamamen aslında projeye uygun kamera seçmiştim. Evet. Yani, tamam. Evet. Aslında bir yandan da şeyin de 1917 kamera seçimi de tamamen o. Yani, evet. Orada biraz şans yani şans değil de Roger Dickens olma faktörü de var yani. Mini LF geliyor sete. Evet. Onu bayağı yaptık. Bu arada mesela Birdman'de de benzer aslında şeye yakın teknikler kullanmışlar. 1917'ye. O da katlı bir film. Ama Steadicam var. Belli yerlerde slider'lar var. Ama aslında tasarım anlamına baktığımızda yine Alfred Hitchcock gibi plan sekans gidiyor ve birleştiriyor. Onu da Lubezki çekmişti zaten, yine efsane bir görüntü yönetmenlerinden biri. Ama dediğimiz gibi hala aynı şeydeyiz. Yani o da mesela bir binada geçiyor Birdman. Sadece bir kere sahnenin şeyin dışına çıkıyoruz, binanın dışına. O da abinin delirip girdiği sahne. Evet. Ve bu çok önemli. Yani ne kadar aslında prodüksiyonu düşünebileceğimizi gösteren şeyler. Yani her zaman parayla çözülecek diye bir durum yok. Aksine gerçekten fikirle çözülecek bir sürü şey var. Onu görmüş oluyoruz hep beraber. Evet, katılıyorum ben de bu yoruma. Aynen. Akif Budağ'ın bir sorusu var. Trinity'nin Gimbal ve Steadicam dünyasındaki etkisi sizce ne olur diye. Trinity'yi Steadicam'in upgrade versiyonu gibi diye düşünüyorum. Daha aks olarak da üçüncü aks değil mi? Neydi? Farklı bir hani kendi içinde rotate edebiliyor. Beş aks. Evet. Yani alt aşağı yukarı yükseliyor. Aynı zamanda kendi 360'da dönebiliyor. Beş aks gibi oluyor. Şimdi evet. Hani gimbal çok daha farklı bir çalışma mantığı var. Ama baktığımız zaman böyle yani Trinity'nin özellikle hani tecrübe etmedim kendi adıma. Ama hani 1917'deki backstage'lerden vesaireden baktığımda Trinity'nin çok iyi çalıştığını zaten görebiliyoruz. Şimdi operatöre bağlı şeyler hepsi tabii. Evet. Türkiye'de şu an bir tane Trinity var. Ben de daha çalışma fırsatı olmadım ama belli ki bir kamera hareketine yenilik katacağını zaten tahmin ediyorduk. Yani zaten aranan bir şeydi. Bu daha önce denendi. Steadicam'in bir R sistemi vardı. Onu da böyle dönen kafa koymuşlardı ama o bir türlü tutturulamadı, çalışmadı. Ondan sonra bu Trinity gelince Arri ile beraber, Arri tabii kendi kameralarına da uygun yaptığı için piyasada da yani dominasyonu yine sağlamış oldu. Evet. Yavaş yavaş ettiği birçok fırsatlar veriyor. İyi bir plan sekans tasarlamak açısından çok güzel ama büyük ihtimalle birazcık daha zamana ihtiyacı vardır. Balans evet. Yapmak kamera hareketi. O yüzden bunu böyle evet. Tasarlarken filme gerçekten faydası olup olmayacağını düşünmek lazım. Tolga bir şeyi hatırlattı. Biz de onu konuşmak istiyorduk da biraz aradan gitti. Türkiye'de yapılan örneklere gelince en büyük örnek Derviş Sahibi'nin Nokta filmi. Evet. Ercan abi çekmişti. Ercan Yılmaz. Ercan abi de Türkiye'nin en iyi Steadicam operatörlerinden biri. Aynı zamanda görüntü yönetmedi kendisi. Zaman zaman çalışma onuruna eriştiğimiz operatörlerden biri. Oradaki hikayede Derviş abi bir hat sanatçısını anlatıyor ve hat çizilirken kalem asla kalkmazmış yerden, yani tasarımdan. Orada da fikir de aynı şekilde Steadicam'le kameranın hiçbir şekilde kopmadığı ve birbirine bağlandığı bir dizayn yapılmış. Gökyüzünden geçiyor ya da yerden geçiyor. Orada katlar var ama bizim için de iyi bir teknikten örneği sayılabilir. Bence de. Tabii, tabii. Yani böyle kamera kullanımının bir felsefesinin olması bence çok değerli. Kesinlikle. Yani anlatımı, narratifi olan yani tek plan çekeceğim diye girmektense filmin tek plana gerçekten ihtiyacı var mı diye düşünmek lazım. Şimdi Russian Ark'ı düşünüyoruz. Bir balo hikayesi ama orada herkesin içinde olmak isteyen bir karakter, onu takip etmemizi isteyen bir yönetmen ve onun içeriden bütün öyküyü anlatıyor. Victoria keza zaten 2 saatlik bir soygun hikayesi. Bir kafede başlıyor ve sonra sokakta bitiyor. Yani zaten tek planın en büyük gücü seyirciyi içine sokmak. Yani sizi oradaymış gibi hissettirmek. Çünkü kurgu yaptığınız anda real time'den kopup zaman kavramınız değişiyor.
Ama tek plan olduğunda, yani uzun plan sekanslar olduğunda seyirci gerçekten eş zamanla beraber oyuncu da hareket eder anına geliyor ki bu duyguyu çok daha kuvvetlendiriyor. O anlamda bence tek plan çekecek tasarımda düşünme çok önemli bir şey bu konuda. Bir yandan da Çağrı Alper'in sorusuna cevap vermiş olduk. Yani diyor ki Derviş Daim'in kamera kullanımında bir mana vardı. 1917'de de böyle bir mana var mı diyor. O andan kopmamak adına, o savaş anını hissedebilmek adına tek planda bütün duyguyu geçirebileceği bir tasarım. Yani mesela tüm ne kadar? 1500, 1,5 değil mi? 1,5 kilometrelik bir hendek kazımı olmuş zaten. Yani aslında yönetmen bütün onların hepsini tekrar tekrar bizden filmden geçiriyor. Evet. Yani 2 saatlik o dilimi komple bize aktardığı için aslında kat yapmama, tek plan çekme tercihinde bulunmuş. Aslında mesajı hep beraber alıyoruz. Ya filmi seyretmeyenler varsa bilmiyorum da film bir mesajla açılıyor. Yani evet. Bir messenger gidiyor. Tabi bunun bir sürü alt açılım var yani ama o an bir mesaj geliyor. Ya o mesajı siz de o iki askerle beraber alıyorsunuz. Ve diyor ki sen ben de siz de bu mesajı taşıyacaksınız. Evet. Yani seyirci olarak sizi bir savaşın içine sokuyor. Bence bu çok kritik bir şey. Yani sizi alıyor o iki askerle beraber aç onlar da. Suları yok. Siz de aynı durumda değilsek de onu bize çok iyi hissettiriyor. Ve diyor ki beraber bu askerlerle yürüyün ve savaşa girin. Gerçekten işte hendeklere giriyorlar. Komutanların yanına gidiyorlar. Ölenler, patlamalar, çayınlar. Ondan sonra zaten görevi alıp hep beraber biz onda ilerletiyoruz. Ama mesela orada gerçekten o kadar iyi bir kamera hareketi dizaynları var ki 1910'un nerede yaklaşacağını, nerede uzaklaşacağını çok iyi hesaplamış Sam Mendes. Yani koreografi var. Altı promo var zaten ortada. Evet. Bu arada Trinity, Serkan Levent Trinity yorumlarımıza roll ve tilt olarak ekleme yapmış. Doğru. Ben bu arada Trinity ile bir sette çalışma fırsatım oldu. Hatta ben setten çıktıktan sonra çok riskli bulmuştum ama büyük ihtimalle pratik gerektiren bir alet olduğu için öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bizde biraz aksak ilerlemişti bizim kullandığımız sette. Burada 1917'de büyük ihtimalle bunun aylar öncesinden çalışması yapılıyor. Bu koreografiye çağrılıyor. Ona bu rehearsal'larda kullanılıyor. Öyle olunca daha başarılı bir sonuç elde ediliyor haliyle. Şey olarak 1917 birçok anlamda teknik bir seviye belirlemiş oluyor gibi gözüküyor. Yani Roger Deakins bunu şeyle çekmek istiyor. Ali Elef'le, yani large format bir kamerayla ve Ari'yle çekmek istiyor. Sonra Ari'ye gidip bana böyle Elef'in, daha önce ürettiği Elef'in daha ufak versiyonu, gimbal'a koyulabilecek daha pratik bir versiyonu yapabilir misiniz diyor ve Ari ilk prototipi 1917 için üretiyor. İlk mini Elef prototipini 1917 üretiyor. Sonra seri olarak satmaya karar veriyor. Bu anlamda da çok önemli bir şey. İddialı bir şey sonuçta. Yani düşünsenize bir film için kamera üretiliyor. Bunu IMAX'ler yapıyor zaman zaman ama hani bir seri üretim kamera belki de ilk olmuştur da diyebiliriz. Ama o anlamda çok verimli bir olmuş tabii yani. İyi kullanmışlar gerçekten. Signature Prime için de öyle aslında. Evet doğru. Bu arada ben filmi izleyince hikayesel anlamda biraz rahatsız oldum açıkçası. Böyle melodram ve ajitasyon falan, sanki böyle hatta milliyetçi duygulara biraz fazla kabarık gibi gelmişti filmin. Ama filmi izlerken tek plan olduğunu tamamen unutuyorsun. Evet, kesinlikle. Ondan sonra görüntü yönetimi için çok değerli bir film olduğu için şu an 1917'yi konuşuyoruz. Parça parça incelenip her bir parçasından ayrı bir ders çıkarılabileceğini düşünüyorum. O yüzden şimdi hatta birazdan da biz bu parça parça bir sahnelere yorum vermeye başlarız diye düşünüyorum. Evet ya, teknik olarak zaten hani bizde ülkede olmayan bir enstrüman yok 1907 olan. Onları da konuşacağız. Bizde neler var ve biz nasıl uyguluyoruz ama bence gerçekten düşünmesi gereken şey fikren neden tek plan çekildiği, tek planın dramaya olan etkisi, oyunculuklara olan yardımı, seyirciye geçirdiği his ve bunun tabii komple düşündüğümüzde bunu nasıl dizayn edeceğimiz meselesi. Yani orada şimdi sahne sahne anlatırken görüyoruz ama bir production designer mucizesi de var. Yani orada o kadar bir şey tasarlanmış ki, set tasarlanmış, devasa bir set. Bazı yerlerde CGI'ler var ama çoğu real gibi duruyor baktıklarımızda. O bir tasarım. Yani her şekilde aslında tek düşündükleri şeyin hikaye olduğunu anlıyoruz. Yani biz de hep konuşmalarımızda, daha önceki toplantı görüşmelerde de, sohbetlerde de altını çizmeye çalıştığım şey mesela fikrin önemli olduğuydu.
Yani ne kullanılmış, ne edilmiş tabii ki çok değerli ama asıl fikir ne? Yani bu anlamda Victoria gerçekten çok iyi bir örnek. Bence çok doğru bir referans bizim için. 1917 bunların hepsinin üzerinde kat ve kat başka bir şey denemiş ve başka bir şey göstermiş oluyor. Aynı etkiyi almış oluyoruz biz. Başka yöntemlerle. Ya bir mutlak yok yani illa böyle bir kamera değil, illa böyle bir hikaye değil. Yani evinizde bile tek plan çekebilirsiniz, sokakta çekebilirsiniz, savaş sahnesi çekebilirsiniz, bir sürü şey. Yöntem. Burak Kambiye de buradaymış, bizi izliyor. Evet. Abi de Soykuba, Yayva şeyden bahsediyor Burak abi yanılmıyorsam. Bu siyah beyaz çekilen ve bir miting gibi bir şeyden ya da bir yürüyüşten başlayıp apartmana çıkıp oradan da yukarıdan çeken bir tek plan var ama o böyle çok 15-20 dakikaydı ya bayağı ya da 30 dakika mı hatırlamıyorum ama oradaki mesela gerçekten apartmanların üzerinden nasıl uçtu o zamanki teknolojiyle onu ben de bilmiyorum. Gerçi öğrenemedik de yani o da öyle kaldı. Bilen varsa bize yazarsa çok seviniriz. Bu arada Zoom ile yayın cilok geliyor diyor. En sonunda. Evet, son yayından sonra. Filmde yani böyle genel bilgilerden başında verelim istiyorum ki hikayesini anlatırken tekrardan içinde değinip üzerinden geçmiş oluruz. Filmde 3 lens kullanılıyor. Lens Signature Prime. Full frame'e uygun Signature Prime'ın 3 tane lensini kullanarak çekiyor. Bunlar birbirine çok yakın aralıklar. Hatta kaçtı? 30? Şöyle o. Aslında filmin neredeyse tüm dış sahne %90'ı 40 milimetre çekiliyor. Sadece bu tünel aynen tünellerin ve şeylerin olduğu yer altına girdikleri vesaire onlar 35'e çıkıyor. Biraz daha alan derinliği arttırmak için. Bir evet, de evet. Göl sahnesinde o karşıdan karşıya geçtiğinde orada 47 milimetre kullanıyor. 3 tane lens kullanıyor. Aynen köprü sahnesinde 47 milimetre kullanıyor. Beni en çok hoşuma giden şey de hep bulutlu havada çekmek istemeye. Yani zaten savaşın kasveti var. Zaten o zaman Londra'da İngiltere'de çekiyorlar ya. Evet İngiltere'ye gidip çekmişler. Zaten savaş da orada geçiyor ya bu anlattığı hikaye. Hem o anlamda hem de İngiltere'nin bulutlu havasından yararlanıyorlar. Bu tabii görüntü yönetmenliği Roger Dickens'ı rahatlatıyor çünkü şanslıydık diyor. Yani güneşli gibi derdimiz olmadı. Güneş olsaydı otomatikman bazı devamlılık sorunları ortaya çıkacaktı. Doğru ışığı beklemek zorunda kalabilirlerdi gibi şeyler. O yüzden o tip kararların da ne kadar etkili ve önemli olduğunu görüyorsunuz. Sadece filmin sonundaki Roger Dickens hep bunun için dua etmiş. Güneş açıyor. Yani film bitiyor ve yine başa dönüyor gibi. Aynı sekansa geçiyor. Ama orada bu sefer güneş açıyor ve o tamamen tesadüf diyor. Yani Roger Dickens hiçbir şekilde tasarladığımız bir şey değildi ama bunu istedik. 15 take çekilmiş. Şans ve Sam Mendes de o take'i beğenmiş. İlk take. Yalnız bir iki gün off verdikleri oluyor güneş açtığı için. Evet doğru aynen. Güneş açtığı için off verdikleri oluyor. Hatta bir röportajında Roger Dickens şey diyor. Ben en büyük challenge'ın hava durumu olacağını düşünüyordum. Ama işte şans yanımızda oldu. Rahat bir set geçirdik diyor. Ya filmcilikte şans gerçekten çok önemli. Yani bunu her zaman hissediyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki hiç tasarlamadınız, hiç bilmediniz ama filme inanılmaz katkısı olan şeyler yaşıyoruz. Benim de başıma geldi, Firar'ın da gelmiştir. Herkesin başına gelmiştir. Ya filmcilik büyüsü diye bir şey var. Bazen alakasız bir şekilde tasarlamadığınız bir şey bir anda background'dan geçebiliyor. Ya koca bir vapur geçiyor ya da bir araba geçiyor, bir oyuncu geçiyor. Ya da bir sürü ya işte güneşle ilgili dünya değişiyor. Hiç beklemediğiniz anlarda güzel şeyler yaşanabiliyor. Bu da onlardan biri olmuş. Aslında iyi kullanmışlar gerçekten. Ben bir şeyini okumuştum da soruyorlar işte sizin için ne en çok zorladı? İşte nasıl hissettiniz? Daha doğrusu nasıl hissettiniz diyordu. Ya dedi ben dedi sete çıkmadan evvel inanılmaz gergindim dedi. Her seferinde böyle ne olacak ne edecek vesaire. Sonradan dedi sete gittiğimde fark ettim ki dedi aslında herkes gergin. Yönetmen de gergin, oyuncular da gergin. Sonra kendimi daha rahatladım dedi. Sonra işin dedi akışına bıraktım kendimi. Mesela ben bunu çok şey yapmıştım, önemsedim. Yani normalde hani sadece kendinin çok gerildiğini ve kendi işin için gerildiğini düşünürken aslında bir yandan da böyle seti ki herkesin o işin ne kadar ciddiyeti gerektirdiğini, ne kadar işte gergin olduğunu gördüğün zaman böyle birazcık şey oluyorsun. İsterseniz paylaştığını görüyorsun. Evet. Bu arada Roger Dickens'ın biraz filozofisinden de bahsedip sonra mı acaba girsek? Olur, güzel olur evet. Bence yani de. Kendisi hala ben film çekerken bir şeyler öğreniyorum diyor ki baktığımız zaman 70'lerden beri film çekip
daha öncesinde de belgesel çeken bir görüntü yönetmeni. Ya geçen gün yine bir röportajında dinledim. Ben diyor evdeki yani evde yanan ışıklarla çok fazla ilgileniyorum. Kendime sürekli DIY tarzı işte ışık setupları kuruyorum. Sonra Roger Dickens'ın filmlerine baktığımda bunu şeyde de filmlerde de yaptığını görüyoruz mesela. Adam yukarıya işte kendiliklerini yaptırıyor değil mi? Ya 250 tane aplik astırıyor mesela. Oysa ki mesela başka bir çözümü de var yani sinema profesyoneli olan ışık firmalarının geliştirdiği bazı benzer ışıklar olmasına rağmen kendi düşündüğü ve kendi tasarladığı ışıkları yaptırıyor. Bu da bence şey kendi filmlerine organik bir tat katıyor. O bakımdan çok değerli bu düşüncesi. Sürekli gittiği yerdeki ışıkları gözlemliyormuş. Otelin lobisine girdiğinde diyor. Oradaki ışıklandırmaya bakıyorum. Bazen oradan fikirler alıyorum diyor. Yani yanılmıyorsam Blade Runner için o sudan yansıma sahnesini evet. Bir otelin lobisinde görmüş. Ve onu acaba orada kullanabilir miyim diye production design ile konuşup işte Blade Runner'daki kötü karakterin odasına onu yapıyor. Yani bu aslında dünya ile etkileşimde olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Yani ışık aslında hayatımızda hep var. Kamera da bizim gözümüz, ışık da var hayatta. Sadece onları doğru yere, doğru şekilde adapte edebilmek mesela. Ne kadar çok gözlemlersek, ne kadar fazla incelersek aslında doğru referansı almış olacağız gibi gözüküyor. Ve bunu denemek, test olmak lazım. Şey, production design konusu geçti. Evet ya onu. Biraz da production design'dan bahsediyor olalım bence. Abimizin adı David Gessner'dı. Aynen. Evet. Daha öncesinde şeyle Roger Dickens'la çok daha öncesinde beraber tanışıp çalışıyorlar. Hatta ondan sonra devam eden bir arkadaşlıkları var. Bu filmin bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi bence. Arkadaş ilişkisiyle de yürüyor olması. Sam Mendes de aynı şekilde. Bunlar bu üçlü görüntü yönetmeninin production designer ve yönetmen olarak bu üçlü daha öncesinde Skyfall'da da çalışıyorlar. Yani hep birbirini tanıyan insanlar. Aslında birbirlerinin nelerden hoşlandığının farkında olan insanlar. Bu biraz kolaylık sağlamıştır diye düşünüyorum 1917'yi çekerken. Yani Hollywood sistemine baktığımızda şeyi çok net görüyoruz. Yani production designer denen kişi ciddi anlamda filmin en önemli karakteri olmuş gibi gözüküyor. Yani yönetmen kadar, görüntü yönetmeni kadar hatta bir ölçü bile yok aralarında. Yani üçü birlikte hareket ediyorlar. Sürekli beraber konuşuyorlar. Sürekli tasarım üzerine kostümler, saç, makyaj, ışık, kamera hareketi hep beraber konuşuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani iyi bir production designer ki bence Türkiye'deki production designer meselesi daha çok yeni yeni gelişiyor. Bize daha ayrı ayrı setuplar var. Yani belki de bizim sinemamızın en büyük dertlerinden biri bu olabilir. Yani üretiminin görsel kalitesinin belki bazı noktalarda noksan kalmasında sebep olabilir. Yani production designer meselesi bizde yükselirse bu anlamda daha bütünlüklü filmler üretebileceğimizi düşünüyorum ben. Ya production designer'ın bu ülkede çalışmama sebeplerinden bir tanesi bence yani pre-production zamanı gerektiren bir uygulama olduğu için diye düşünüyorum. Çünkü pre-production'a zaman ayırman gerekiyor. Bir ön hazırlık bu da ekstra bütçe demek oluyor. Onun yerine biz genelde real mekanlara gidiyoruz. Gerçek pre-production'a çekilmiş çok az film görmüş oluyoruz böylelikle endüstri içerisinde. Kesinlikle. Bütünsel ve sanatsal bir yaklaşımı oluşturabilmek adına çok daha fazla konuşup, çok daha fazla sohbet edip uygulanabilip uygulanabilmeyeceğini de konuşmak lazım. Yani o olabilir mi, olamaz mı? Çünkü bir şey tasarlıyorsunuz ama bundan sanat yönetmenin haberi yoksa otomatikman sete gittiğinizde onunla ilgili bir sürü şeyden habersiz kaldığından dolayı bu sizin yapmak istediğiniz şeye engel oluyor. Çünkü başka bir şey tasarlamış olabilir. Veya ben ona bir şey haber vermediğim için aynı şey olabilir. Böyle bunu ne kadar beraber hareket edilirse aslında çok daha iyi filmler çıktı ortada. Bunu görmüş oluyoruz. Burada da kendini gösteriyor keza. Sam Mendes production designer'ı ikna edebilmek için bayağı telefonları yırtıyor diye bir haber okumuştum. Hatta evet. Dennis Gessner bir road trip'teyken arıyor. Kendi elindeki işi bırakmasını söylüyor. Yani o işi bırak ne olur beraber çalışalım. Bu sefer farklı bir film yapacağız. İlgi çekici bir iş yapacağız. Sonra o bir şekilde ikna ediyor. Hatta seninle de bir muhabbette konuşmuştuk. Bu Skyfall'da da aynı şekilde Sam Mendes, Roger Dickens'ı ikna ediyordu sana. Evet, aynen. Evet. Yani ilk beraber filmleri Skyfall olduğu için yani Roger Dickens'la Sam Mendes'la daha önce başka filmlerde çektiğinden dolayı şaşırıyor biraz Roger Dickens. Yani
Çünkü Skyfall gibi macera aksiyon bir şey çekmemiş. Genelde daha böyle art house'a yakın otör yönetmenlerle çalışıyor. Sam Mendes yine otör ama işte Skyfall otör bir iş değil. Yani senaryosunu başka biri yazıyor. Koca dev bir prodüksiyon. Alışık olduğu çok tarzında Roger Deakins şaşırıyor. Ondan sonra gel diyor sahilde yürüyelim, yani Los Angeles'ta olan bir sahillerden birine gidiyorlar. Orada yürüyerek Roger Deakins'i ikna ediyor ki yani hayır biz başka bir şey çekeceğiz, James Bond. Bizim karakterimiz şöyle olacak, böyle olacak falan. Ki keza yani Burak abi de, Tolga abi de anlatır. Hani macera aksiyon kısımlarını başka bir yönetmen çekti. Benim bildiğim kadarıyla. Daha çok ana karakterin, karakter kimdi ana karakter? Oynayan ismini hatırlayamadım şimdi. Ana oyuncu. Neyse. Onunla olan sahneleri Sam Mendes ve Roger Deakins çekiyor. Yani daha çok dramanın olduğu sahneleri onlar çekiyorlar. Öyle bir ayrıma gitmişler. Ondan sonra Sam Mendes, Roger Deakins ve şeyi de aradığında David Gessler, yani Skyfall çekmeyeceğiz merak etmeyin diye arıyor. Çünkü son film o. Acaba evet, daha mı büyük prodüksiyonlu bir iş geldi? Ya da daha mı şey olmayan, yani daha bir stüdyo işi mi diye. Ondan sonra yok yani ya kendi hikayem, amcamın ya da akrabamın hikayesi deyince öyle bir tekrar bir araya geliyorlar. Böyle bir şeylerin, hassasiyetlerin olması güzel aslında. Hani şey düşünebilirdik ya, ne olacak işte Roger Deakins da her şeyi çekiyor. Veya işte her filmi yapıyor, öyle bir şey olmadığını anlıyoruz. Evet, evet. Alexander Witt demiş, evet Tolga abi. Yavaştan başlayalım o zaman. Evet, Birkan abi. Filmimizin... Film... Şimdi Roger Deakins'ın sahne sahne anlattığı, yani özellikle teknik zorlukların olduğu yerleri biz de üzerinden geçelim ve Türkiye'deki şeyler olduğunu, nasıl olduğunu düşünelim diye bir konuşalım bakalım. Emrah Karakurum yazmış. Kelebeğin Rüyası'nda Kıvanç Baroğlu production designer'dı diyor. Hakan evet. Yarkın sanat yönetmeniydi diyor. Evet. Ve ilk birkaç deneme var. Yani şimdi bir ufak tefek production designer'lık durumu geldi ama ya var bir tık daha yolumuz varmış gibi hissediyorum ben. Daniel Craig demiş, evet onu düşündü aklıma yani. Asıl o zaman konuş 1917'ye başlıyor olalım. Bir peki 1917'ye başlamadan önce yine bölüp Işık Şefi'nden mi biraz bahsetsek? Bunlar hiç konuşulmuyor çünkü 1917'yi anlatan bir sürü içerik internette dolaşıyor ama mesela Işık Şefi, ismini de söyleyeyim, John Higgins. Görevde evet, çalıştığı bütün işlerin neredeyse Oscar alan. Evet. Yani Chef Lighting Technician olarak geçen bir adam. Sürekli evet, de sanırım Roger Deakins'la da birlikte çalışıyorlar. 53 doğumlu İrlandalı bir abimiz. Tonton dede. Artık onun şeyi gibi, ne derler ona? Geliyorsa kesin Oscar alacağız diye çağırıyorlardır onu. Şeyin ilginç taraf, yani 53 doğumlu bir ışık şefi. Kendisi gece planlarında iPad'e bağlı bir dim sistemi kurup neredeyse bütün ışıkları bir iPad üzerinden kendi manuel bir şekilde ya da işte elektronik bir şekilde dimleyerek hazırlıyor sahneleri. Şimdi zaten o şeylere geldiğimizde setup'ta üzerinden bir daha bir konuşuruz. Birkan girelim mi şeye, videoyu? Trailer değil mi? Aslında extended olan şeyi istiyoruz. Yani Roger Deakins'ın anlattığına bakalım. Evet. Sahne sahne olan. Yani orada şimdi Roger Deakins bizim de yaptığı, belki siz görmüşsünüzdür videoyu ama orada böyle şeyleri anlatıyor. Teknikleri, kullandıklarını, neler yaptıklarını. Evet. Tabii çok ciddi bir posta var arkadaşlar. O. Tabii tabii. Biz böyle izleyelim o zaman. Hatta ses de verin. Ya üzerine konuşacak o kadar çok fazla şey var ki. Evet. Yani aslında bu arkada bir yandan da önemliyken de biz de konuşabiliriz, tartışabiliriz. Evet, 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 konuşabiliriz. Yani işte... Fersin sen bizi yönlendir. Tamam abi, yani bu... Şimdi burada konuşmalar var tabii de aslında asıl videoyu bulsaydık belki daha mı kolay. Şimdi burada Trinity'yi görüyorsunuz. Yani işte endeks sahnelerinde nasıl takip ettiklerini burada backstage'den de göreceğiz hep beraber. Onlar da aralarda kat ediyorlar real görüntülerle.
Yani genelde filmin %80'i aslında şeyde geçiyor, bir gimbal'da geçiyor. Trinity sistem ve Trinity olmayan iki gimbal'lar. Burada gördüğümüz Trinity olan var. Ondan sonra elde taşınan gimbal'lar var. Şu an gördüğünüz gibi geri geri gelen setup'larda taşıyorlar. Ama arkadaki mesela Vinci sildiklerini söyledi Roger Dickens. O tip şeyler avantajı var tabii silme konusunda. Yani genelde 4 şey var. Bir Trinity, 2 el gimbal dediğimiz Ronin ya da başka bir sistem olabilir. Başka markan olabilir. Ondan sonra Technocrane evet. var. Ve daha sonra da Cable Cam'le aslında bitiriyorlar gibi. 4 ana rig sistemle bulmuşlar filmi ve bütün her şeyi birbirine geçirerek ve belli kat sahnelerle onları birbirine bağlamışlar gibi gözüküyor. Roger Dickens de sahanın çok içerisinde yani. Sürekli kameranın arkasından koşarken görüyoruz. Tabii tabii. Elinde kendine özel hazırladığı bir kamera setup'ı var. Yönetmen vizörü gibi sürekli onu kullanıyor. Büyük ihtimalle bir wireless sistemle yönetmene de gidiyor. Kendi elindeki kameranın görüntüsü. Yani sürekli bir tetikte, sürekli tetikte oldukları bir set ortamı. Ve 70'ten bu yana sinema filmi çeken bir adam için böyle müthiş bir şey geliyor bana yani. Şeyde Serkan Levent yazmış, stabilize'ye özel gimbal getirmişler sanırım sete. Ya evet. Büyük ihtimal zaten yani Roger Dickens gidip bir sürü şeyleri konuşmuş ve anlatmış diye tahmin ediyorum ben yani. Onlarla yeni yeni bir tasarımlar yapalım, şunu yapsak nasıl olur, bunu yapsak nasıl olur. Yani şöyle bir derdimiz var, böyle bir derdimiz var. Zaten o anlamda çok güçlü oldukları için. Mesela benim da şey oldum, etkilendiğim sahne uçak sahnesiydi. Evet. Uçak sahnesi de çok garip ya. Aslında tamamen CGI olarak hep daha sonrasındaki yakın planların maket bir uçakla çıkıyor olmaları da çok garip. Ve bu hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Normalde uçak aslında ikiye bölünüyor ve plan olarak sedikimin arasından geçtiği bir sahne var. Uçağın üstünden atlarmış gibi aslında. Ama maket bir uçak olduğu için sürücü koltuğun olduğu yerin arkasının olmadığını düşün. Sedikim rahatlıkla oradan geçebiliyor. Ama tamamen CGI olması tabii. İlkan şimdi bu diğer videoyu açalım mı? Onun üzerinden daha rahat konuşabiliriz. Hangisi? Yani, şimdi attım sana. Roger Dickens'ın sahneleri anlattığı bir video var. Tabii. Orada hangi planlar nasıl çekilmiş hepsini gösteriyor böyle plan plan. Biz de onun üzerinden daha kolay yorum yapabiliriz. Açılış sahnesiyle başlıyor. 1917 Explained by Cinematographer Roger Dickens. Bu arada filmin şöyle bir avantajı var. Gerçek hikayeden ve gerçek olaylardan esinlenilerek yapıldığı için bu şey pre-production'da çok fazla çalışma fırsatı buluyorlar. Gerçek fotoğraflarla, dokümanlarla, belgesellerle birebir neredeyse hendeklerin birebir aynalarını tasarlıyorlar. Hatta bütün filmin yani küçük bir minyatürünü, yani bütün filmde geçen mekanların küçük bir minyatürü yapılıyor. Maketi var evet. Evet. Minyatürü o makette nasıl ya, ışığın bile nasıl hareket etmesi gerektiğini maket üzerinden çalışarak şey yapıyorlar, buluyorlar. Yani zaten şey şansa bırakmak istemekleri için masa başındaki her şeyi çok önemsiyorlar. Yani o yüzden bahsettiğimiz hikaye, production designer'la olan konuşmalar, kamerayla, yönetmenle hepsini. Çünkü siz sete çıktığınızda herhangi bir şey için kararsızlığınız demek bir maliyet. Ve evet. Bir yerde okudum, Hollywood'da her dakika $5,000 gibi bir hesapları var. Yani kaybedilen her dakikaya $5,000 gelmiş. Şimdi bu yeni video geldi. Burada Roger Dickens anlatıyor plan. Biz de onun üzerine anlatalım. Ne oluyor, ne bitiyor, neler olmuş, nasıl tasarlanmış, ne hikayeler. Şimdi opening, yani açılış sahnesi. Burada işte filmin ilk açıldığı sahne ve film böyle bir, yine bununla bitiyor yaklaşık olarak başka bir yerde ama benzer bir kafa. Geri açılan bir kamera hareketi var. Bunu Roger Dickens önce gimbal'la yapmayı düşünüyor ama sonra diyor ki hani daha smooth, daha aşağıdan ve daha akışkan olması için bu yine gimbal'ın bağlı olduğu bir crane sistemi var. Görüyorsunuz. Biz buna yani işte Panther var. Orada da mini şey var. Başka Amerikalıların kullandığı başka sistemler de var. Mini Jeep Arm bağladıkları bir gimbal sistemi görüyoruz. Kamera açılıyor yavaş yavaş. Ondan sonra şimdi göreceksiniz operatörler onu alacaklar. Sahneyi de aynı zamanda görmüş oluyoruz burada.
Orada ilk mesaj geliyor. Ve diyor ki işte kalkın ve gidin beraber. Buraya kadar aslında biz filmin normal bir açılış olduğunu düşünüyoruz. Yani herhangi bir özel... Evet, yani normal bir şey var gibi, hani her yerde açılış bir basit bir tane gibi. Şimdi görüyorsunuz gimbal'ı iki operatör alıyor. İkisinde evet, de kulaklıklar var arkadaşlar. Ha? Evet evet. Aynen, ikisinde de kulaklıklar var. Büyük muhtemelen evet. Roger Deakins monitörden bakıp onları yönlendiriyor. Oyuncuları takip ediyorlar. Onlar bunu ona kadraja bakmıyor. Onların işi tamamen önlerine bakıp devam etmek. Yani çünkü zaten kadraja bakıp kontrol edebilecekleri bir sistem değil. Uzaktan kumandalı bir sistemle kontrol ediyorlar. Arkada oyuncular... tabii ki yapılan rayın ve rayın görünmemesinin sebebi de CG olarak aslında silmiyor. Evet, orada silmişler. Bizde olsa ne olurdu? Biz o crane'i adamlar gitmeden elle tutup kaldırmaya çalıştık. Abi kaldırın kaldırın sürekli. Ne kadardı? Kamera sabit diyorsun. Uğraşmayalım diye. Herkes kendini yere atardı falan böyle. Abi götür beni kadraja girmeyin. Yani ondan öyle dertleri yok. Tabii işi makarası bu ama biz bazen böyle uyguluyoruz arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. Bazen, abi kaç 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 oradan ne öyle şey geliyor. Bu da ilk mesajı aldıkları yer. Mr. Erickson'un herhalde. Şeye evet. Girdikleri, hendeklere girdikleri yer büyük ihtimalle. Onu göreceğiz şimdi. Ha şey, uçak sahnesi, ha pardon. Evet, evet, uçak sahnesi. Uçak sahnesi, tamam. Uçağın evet ya, bu çok enteresan. İki partta çekilmiş gördüğünüz gibi. Firar, sen anlatır mısın burayı? Abi bu, ben kendimi izlerken açıkçası içerisinde CGI olmadığını düşünerek izlemiştim. O kadar organik yapmışlardı. Evet, bak, çok iyi bir timingleme var ya. İnanılmaz iyi bir timing var. Yani o kameranın döndüğünden uçağın gelmesi falan. Evet, bir yandan da Trinity'yi kullanmak için haklı sebebin olduğu sahnelerden bir tanesi. Çünkü çok aşağıdan başlayıp yukarıdan kamerada kalkıyor. O, belki de 5. aksada bile kullandıkları bir kamera operasyonu var burada. Hatta evet. Şimdi de gözüküyor. Yani boydan bayağı aşağıya düştüğün bir kamera operasyonu var burada. Mesela burada şeyi görüyorsunuz. Şimdi gidiyor. Bakın hemen söndürüyorlar ama kamera birazdan dönecek. Şimdi gidiyor su almaya. O döndüğü anda şimdi filmi izlemeyenler için özgünüm ama izleyenler bilecekler. Alman'ın bıçakladığı an o kadar iyi timinglemişler ki şimdi burada onu da göreceğiz. Bakın dönüyor. Hop, orada biz aslında kadrajda Alman'ın öbür arkadaşını bıçakladığı anı görüyoruz. Ya, acayip bir rejilik var. Bu muhteşem. Yani timinglerle bunu o kadar iyi ayarlamışlar ki tabii defalarca prova. Çok iyi bir sahne olmuş. Gerçi çok real bir sahne bu. Bu kısımda bir kanda mı? Cable cam sahnesi. Evet, şimdi bu burayı ben anlatayım. Çünkü cable cam'le özel bir geçmişim var. Bir zamanda denemişliğimiz de var. Arkadaşlarla beraber. Burada şimdi ayrılıyorlar o ait olduğu grupta. Hemen karşıya geçecek. Ama bize tabii burada şeyi göstermiyor sürprizi. Bakın arkası bu arada mavi fon. O sonsuzluk durumu tamamen posta yapılmış. O anlamda çok başarılı bir şey. Arkada normalde fabrikalar falan var. Şimdi biz burada bir nehir olduğunu bilmiyoruz. Diyalogta geçiyor ama ne var ne yok hiçbir şey görmüyoruz. Hep böyle bir sürprizlerle döndürmüşler. Burada kamera yavaşça dönüyor. Burada aslında zaten kat gerçekleşiyor. Evet, burada bir kat var ve burada görüyor ve köprüyü görüyoruz. Yıkılmış bir köprü. Şimdi bunu normalde teknik olarak geçmek zor. Yani suyun üzerinden geçmesi zor normal olarak. Ama burada daha yapmak istediği şey aslında açılıp adamın köprünün üzerinden gittiği anı bize göstermek istiyor. Yani onun mücadelesine ortak ediyor bizi. Tabii standlar var, arkada vinçler var kocaman kocaman. Cable cam'in en büyük avantajı iki tane vinç arasında gerdiğiniz kabloyla hareket eden bir kamera sistemi. Yani burada şu an oyuncuyu görüyoruz ama bakın şimdi kamera geldi. Kamera onu takip ediyor kablolu bir sistem üzerinden. Yine gimbal'la, yine uzaktan kumandalı bir sistemle götürüyoruz. Kamera burada açılıyor. Artık onu profilden gördüğümüz bir yandayız. Şimdi gelecek kadraja. Evet, görüntü takip ediyor. Şimdi bizde olsa ne olurdu? Geyini biz hep yapıyoruz. Yani bizde olsa büyük ihtimalle bir bot getirelim. Şişme bot. Kamerayı biri elden ele versin. Biz onu nehir bottan geçirelim. Bota ip bağlayalım falan gibi teknolojilere girerdik. Ama bu bot tabii, niye su alıyor? Bu su alıyor evet. O sırada kamerayı düşürmemek için biz takla atıyoruz falan. Ya şakası bir yana ama gerçekten çok iyi bir sahne. Yani yavaş yavaş ayaktan geri geri açılıyor. Bize onun dengesini gösteriyor. Tabii tedirgin ve birazdan bir atış gelecek. Silahla biri saldırma şeye başlıyor. Keskin nişancı. Bakın suya ne kadar yakın geçiyor kamera. Yani o konuda çok şeyler. Cesurlar zaten. Bayağı yarım metre. Hatta 30 santime kadar inmiş durumda. İnanılmaz bir timing var burada. Yani bu çok zor bir iş arkadaşlar. O kamerayı o level'larda tutmak gerçekten ciddi bir iş. Burada yine şey çok iyi fikir. Yani gimbal'ın sürekli flexible olması. Şimdi bakın operatör alacak. Hemen alıyor. Buradaki titreşimler şu gimbal'dan dolayı yok. Zaten yani niye istemiyor? Hem gimbal'dan dolayı yok hem de posta biraz müdahale ediliyor.
Evet, öyle bir durum da var. Doğru. Yani bu çok çok küçük de olsa bir reframing durumu yapılıyor. Var. Evet. Evet. Yani muhtemelen zaten anamorfik çekmediği için Roger Baba akıllıca bir hamle. Open gate çekiyor ve alttan üstten aslında framing oynama payı oluyor. Evet. Roger'ın filmografisinde anamorfik yok bildiğim kadarıyla. Yok. Evet. Bu ışık da bu sende abi. Practical Light'ları anlatıyormuş bize burada. Yine vurulduğu andan şeye çıkışı geceye. Bu çok ilginç bir sistem. Şimdi normalde bunu normal bir ışık sistemiyle yapacağız. Fakat nasıl kontrol edeceğiz? Yani sola yani herhangi bir ışığı soldan sağa doğru nasıl bir remote bir şekilde akıcı bir şekilde hareket ettireceğiz sorusundan sonra özel bir rig yapıyorlar. Tamamen A noktasından B noktasına giden, hatta birazdan da şeyini gösterecek bir rig sistemi yapıyorlar. Böylece hareket, yani ışık istedikleri yöne, istedikleri şekilde hareket edebiliyor. Ama bu sahnede önemli olan, ya teknik crane'le göreceksiniz şimdi, kamera sola açılıyor. Yani şey de var, dekor da sola doğru kayıyor ve kamera içeriden geçiyor. Bu müthiş bir tabii. Şey. Yani orada biri onu karşılayıp devam edebiliyor. Yani komple bir tasarım meselesi. Yani production designer burada önemli. O kamera alanında buna hareket ve orada bir rampa var falan. O rampanı alıp sonra şeye devam ediyor. Fişekli sahneye geliyor. Bakın şimdi onu yapıyor. Anlatsam bir gün o tarafı. Peki filmde gördüğümüz bütün her şeye production design diyebiliriz değil mi? Bayağı deriz ya. Evet. Şey nehir hariç. Bakın. Şu makete geri gelelim istiyorsan. Aynen. Biraz daha geçecek. Şimdi burada gece oluyor tabii. Çünkü karakter yara aldı. 2-3 saat sonra kendine geliyor. Ve geceye uyanıyoruz. Böyle bir sistem var. Tamam. Hem sıfırdan. Bütün dekoru maket olarak yapmışlar. Hayır, şeylerini bile yapmışlar. Anlatabildim mi? Yere sıçran dekorların en ufak ayrıntısına kadar yapılmış. Evet. Çünkü tabii kamera geçecek ya oradan. Büyük ihtimalle evet. Ondan hesaplarını yapıyorlar. Ne kadar real durur? Kameraya ne kadarlık bir geçiş alanı bırakabilirim? Yani bir ciddi anlamda çünkü ne kadar az... Kamera neredeyken ışık nerede olacağını hesaplaması aslında. Evet, aynen. Yani karakterin gideceği yere göre ışığın zamanlamasını ayarlıyorlar. Işıklar da bu arada cable cam benzeri bir sistemle yukarıdan aşağı yapıyorlar. Ama biz çözemedik ne olduğunu. Gerçekten işaret fişeği mi yoksa bir özel dizayn ışık mı? Onu üzerinde hala tartışmalarımız devam ediyor. Biz, yani ben kendi adımı Roger Dickens'ın bir belgeselden gelen bir görüntü yönetmeni olduğu için böyle düşünüyorum. Onun gerçek bir işaret fişeği olduğu. Hatta duman çünkü evet. Yanan kaynaktan duman çıkıyor. O yüzden ben gerçek işaret fişeği olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kadar aydınlatıyormuş bu arada gerçekten. Yani bu ciddi anlamda bir ışık kaynağı. Çünkü savaş ortamı olduğu için birbirini göremedikleri anda nasıl savaşacaklar? Böyle kısa anlık şeylerde adamın nereye kaçtığını görmek adına aydınlatıyorlar. Yine el gimbal'larıyla devam ediyor. Ondan sonra steadicam'e geçiyor. Bakın Roger Dickens buradaydı galiba. Koşuyor peşinden. Yani inanılmaz. Bunu gündüz provalarını yapıyorlar burada arkadaşlar. Bazı backstage'lerde göreceksiniz. Gündüz provaları var. Bu sahneler tabii gece çekilmiş. Ve bakar mısınız zaten? Onun için ayrı shotlar çekmişler. Yanan bina sahnesi. Evet. Yanan evet. Bina sahnesi. Yani burada kaç tane ışığımız var? Burada 2000 tane binlik var. Yani 2 megawatt. 2 megawatt. 2 megawattlık bir ışık var. Tabii ki normalde işte yani bu kadar olmasının sebebi de büyük bir alanı zaten aydınlatıyor olmasından kaynaklı. Tek kaynak ışık olsa belli bir miktarda belli bir yere doğru gideceğinden etrafı çevrili böyle bir sistem kurmak tabii ki çok iyi. Yine bu sistem de iPad üzerinden kontrol ediliyor. Evet, bir de öyle bir şey var. iPad üzerinden kontrol ediliyor. O yüzden de flicker efekti de zaten uygulanabiliyor. Ve çok güzel bir hikaye var. Bu Roger Dickens ışıkla ilgili konuşurken yani ışık şefi ne yapacaktı ki diye herkes onu soruyor. Yani. Çünkü normalde gaz lambaları ya da işte benzer kaynaklarla yapacağımız için ya da el fenerleriyle geçen bir film bir ışık setup'ı yok diyor. Ve sonuçta biz ışık şefiyle konuştuğumuzda ondan böyle bir şey tasarlamasını konuşuyorduk. Ne yapabiliriz falan. En sonunda bir geldi diyor böyle bir kocaman bir gökten ışıktan bir gökten inşa etmiş. Ondan sonra posta bunu gördüğünüz gibi alev hale getiriyorlar. Yani o tamamen CGI. Aslında orada bir bina var ama inanılmaz bir post teknolojisi tabii. Bu işi bu hale getirebiliyorlar yani. Ama işte fikir çok güzel. Yani onu bir kaynak olarak düşünüyor olmaları benim çok hoşuma gitti. Yani nasıl bir ışık kaynağı yaratırız? Yanan bir kilise olsun. Yani ay ışığı demiyor.
Ya da işte şey demiyor. Bakın her, biz normalde belki ay ışığı yaparız. Açıyorum. 20 tane 18K'da değil. Yani evet. 1000 tane, 2000 tane binlik lambadan bahsediyoruz. Da çok... Bunları bağlamak, etmek gel. Ama ben dedim ki fikir çok hoşuma gidiyor. Yani fikrin şey olması inanılmaz. Yani orada bir kaynağı, bu kadar güçlü bir kaynak yaratmak ve bütün filmi onun üzerine dizayn etmek harika bir şey. Burada da gördüğünüz gibi şeyler vardı. İşte onlar ATV'den devam ediyorlar. Şimdi favori shot dediği şeye gelmiş tabii. Bir bu favori shot'ı görmeden önce Roger evet. Dickinson'ın ışığı, yani bu Prisoners filminde bu senin söylediğine referans olabilecek bir hikayesi var. Yönetmenle konuşuyorlar yani. Burayı nasıl aydınlatırız? Çünkü karanlık bir yer ve bir yerde herhangi bir ışık kaynağı yok. Acaba evet. Yönetmen soruyor. Acaba diyor bir çakmakla aydınlatsak nasıl olur diyor. Diyor ki yani ya neden olmasın diyor yani. Orada diyor mesela bir sahnenin çakmak ışığıyla çekilebildiğini öğrenmiş oldum diyor. Jesse James'e de benzer bir şey söylüyor. Yani Jesse James'in ilk açılış sahnesi trenine saldırıdır. Hatırlayanlar bileceklerdir. O sahnede de sonuçta bir ormanda geçiyor. Yani biz şimdi görüntü yönetme olarak genelde şeye çok alışıyoruz. Mutlaka gözün gördüğü detayları almak üzere şey yaparız. Yani biz sonuçta siz gece ormana gittiğinizde gözünüz bir şeyler görür. Yani bir ormanın detayları vardır. Elinizde evet. Fener olsa bile etrafı görürsünüz. Jesse James'te asla öyle bir şey yok. Dikkat edin. Tamamen zifiri bir gömük simsiyah. Bunu yönetmen istedi diyor şey. Roger Dickinson. Yani ben bir daha sordum. Emin misin? Sadece insanlar evet, ellerdeki gaz kaynaklarıyla aydınlatsınlar. Çok hoşuma gidiyor. Ama mesela o başka bir sorun yaşamış. Başka bir yönetmen onun ismini vermedi. Manaki Brothers'taki konuşmasında. Bir yönetmenle çekerken ona dedi ki silüet çekiyoruz değil mi? Evet evet silüet çekiyoruz dedi. Ve ben silüet pozladım. Sonra işte dailies'ler geldiğinde yani günlük tek kopyalar geldiğinde görüyorlar ki ya silüet. Roger okey ve yönetmen sormuş. Roger yüzlerini görmüyoruz. Yani bu aslında herkesin başına gelebilir. Yani dijital teknoloji artık gelmiyor tabii. Peki dijital teknolojinin en büyük avantajı bu. Herkes her şeyi görebiliyor. Ama Roger Dickinson bile yani sonuçta bir kavram karmaşası yaşamış. Çok önemli bir şey ama o anlamda ben çok severim. The Village'da da öyleydi yani. Hep arkaları, background'ları koyu bırakmak, aydınlatmamak konusunda çok şey, kararlı bir adam yani. Peki bu belgesel yönetmeni, belgesel görüntü yönetmeni olmasında bir şey var mıdır acaba? Bu kariyerine etkisi var mıdır? Ya, muhtemelen vardır ama ben şöyle bir şey de düşünüyorum abi ya. Revolution Road'u izledim geçen zamanlarda, yakın zamanda ve bir evde geçen bir film yani. %90'ı bir evde geçiyor. Böyle bir ilişki üzerine. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet var. Çok güzel bir drama. Yine Sam Mendes. Mesela gündüz ama Kate Winslet'ın sinirle geldiği ve kapıdan geçtiği yerde en arkadaki oda koyu. Simsiyah. Hiçbir şey yok. Ama tabii kadın önde yani. Işık almış mis gibi. Ama normalde mantıken bakarsanız oranın da aydınlık olması lazım. Hiç umurunda değil Roger Dickinson. Yani hiç önemsememiş. Sırf onun kızgınlığı ortaya çıksın diye koyu bir fon önünde onu getirebilmiş. Yani bu bence çok doğru bir hamle. Fazla şeye takılıyoruz. Yani doğal ve gerçekçi olmak okey. Tabii ki seviyoruz. Roger Dickinson da bunu çok söylüyor. Ama bazı yerlerde duygu önemliyse orada o estetikten vazgeçebiliyor. Yani o koyu kalsın fon. Ben onun yüzünü ve öfkesini göreyim. Daha önemli diyor. Ve onu bu çok güzel anlatıyor. Benim çok hoşuma giden şeylerden biri bu. Yani bizim galiba bununla ilgili birazcık daha cesur oluyor olmamız lazımmış gibi geliyor kendi adıma. Katılıyorum. Deniz Bilceoğlu şey demiş, filmdeki işaret fişeklerinin atıldığı sahne benim oldukça hoşuma gitmişti. Aydınlatma için gerçekten işaret fişekleri mi kullanıldı? Kullanılmadıysa nasıl bir sistemle çözüldü acaba? Yani biz işaret fişeği diyelim. Serkan'da evet işaret fişeği deniyordu. Ben de işaret fişeği diye hatırlıyorum. Yani evet, ya, askerlik yapmadığımız için arkadaşlar şeyi bilmiyoruz. Bedelliler olarak. O yüzden hani orada öyle bir şey de görmediğimiz için bir fikrimiz yok. Ama bana da yüksek ihtimalle işaret fişeğidir gibi geliyor. Bir de bunun kablo evet. Sistemiyle tüm setin üzerinde gezebilecek bir düzenek üzerine kurulduğunu söyleyelim. Yani bir işaret fişeği havalandırıyorsun ve istediğin yere hareket ettirebileceğin bir düzeneği var bunun. Doğrudur değil mi? Tabii. Evet. Hatta işte Birkan'ın gösterdiği gibi o şey. Bir tane line çizip aynen evet. Maketin üzerinden. Yani kamera ve ışığa göre, şey kameraya göre hareketine göre olmuyor. Birkan sana bir şey soracağım. Sen anlatmıştın yayından önce. Geceleri pas geçmemek adına bunu sormak istiyorum. Hı-hı. Bu kadınla karşılaştığı sahnelerde sanırım aplikler mi kullanılıyor? O şöyle, orası muamma hala.
Hatta Roger Dickens'ın forum sitesi var kendisinin. Orada insanlara cevaplar veriyor, sorular soruluyor vesaire. Çok da faydalı, araştırmanızı öneririm. Orada Fransız kadınla karşılaştığı bir sahne vardır. Kamera steadicam'de 360 derece döner ve hiçbir şekilde oyuncunun yüzündeki steadicam gölgesi gitmez. Yani ışık kaynağının önünden geçerken gölge yaratmıyor. Görünmez. Onun üzerine biri sormuş, demiş. Biraz daha düşünmeye ihtiyacım var. Daha sonra cevap vereceğim demiş. Sonra bir kişi de hatta şey yazmış. Demiş, neden böyle bir şey tercih ettiniz? Niye yaptınız? Biz demiş de seninle konuştuğumuzda tamamen eyeline'ından hiç vazgeçmek istemedik ve hep yakın kalmak istedik. O yüzden 360 derecede onu görmek istedik, o tansiyonunu, o heyecanını. O yüzden hiç bir şekilde tabii ki yanda kalabilirdik, burada kalabilirdik. Ama özellikle demiş bunu tercih ettik. Ama biraz daha düşünün, söylemeyeceğim demiş. Tabii onun üzerine insanlar bir sürü şey söylemiş. İki pas çekildi, yok dümer takıldı, o oldu, bu oldu falan filan demiş ama hiçbir türlü açıklamadı da. Şey, yani, bu 500 wattlık 500 wattlık ampul muhabbeti mi? Evet. Aynı zamanda da şey, o içeride gördüğünüz tüm sahnelerdeki yağ lambası mı derler ona? Aynen. Yağ lambası. Gaz lambası. Gaz lambaların içinde işte 500 wattlık aslında normal bildiğimiz ampul var. Onları bir dimer makinesiyle beraber %25 dimerleyip tamamen böyle flicker olacak şekilde öyle tasarlıyor aslında. Yani tamamen yani gerçek bir yapıyor. Yani ateşin sıcaklığını elde edebilmek adına büyük bir lamba kullanıp dimerde neredeyse minimumda lamba çalıştırıyor. %25'i indiriyor. Doğru. %25'e kadar kısmıyor. %25'e kadar. Aslında yani 50 wattlık ampulle yapabileceği şeyi 500 wattlık ampulle yapıyor. Sırf hem daha fazla dimerleyip rengini ambere getirebilmek için ve evet, işte o iPad'de de kullanabilme hikayesi de avantaj. Bazı yerlerde söndürdük diyordu. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Galiba komutanla konuşması, ilk mesajı aldığı yerde yine gölge sohbeti durumu yaşadıklarında, sorunu yaşadıklarında dimerlemiş yani ışık şerifi. Birini açıyor, birini kapatıyor. Yani kamera ışığının önünde geçerken onu kapatıyor. Geçtikten sonra açıyor gibi oyunlar yapmışlar ama tabii dediğim gibi ya bu filmin en büyük başarısı bence timinglerde. Evet, her evet, şeyi timinglemişler ki bu sabah bir arkadaşımla konuşuyordum, başka görüntü etmeyi bir arkadaşım. Emrah'ta hatta. Onunla konuşuyorduk. Yani hani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yani evet, baktığın zaman matematik olarak bu film yapılabilir gözüküyor. Mesela Türkiye'de bu ekipmanın hepsi var. Cable cam dahil hepsi var arkadaşlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Aynı kamera, aynı lensler Türkiye'de de var. Ama işte bu matematiği kurma, bu dünyayı kurma gerçekten zor bir iş. Hani emin olun sadece Sam Mendes düşünmüyor tek bir açı. Bir sürü yönetmen de çekiyor ama bunun altına girdiğinizde ciddi ciddi bir tasarımda bulunmak zorundasınız. Çok iyi planlamak zorundasınız. İyi provalar yapmak zorundasınız. Bu da gerçekten meşakkatli bir iş. Ama işte sonucu gördüğünüz gibi herkese Oscar'ları getiren bir şey oluyor. Yani gayet aslında bizim ülkede de çekilebilecek bütün her şey var ülkemizde. Yani bu, alın 1917'yi burada çekebilirsiniz. Çok rahat. Hiçbir ekipmanı da yurt dışından getirmenize gerek yok. Ama yani fikiren ve sana kreativite anlamda doluluğun örneğini görmüş olduk aslında bence. Ben bugün öğrendiğim bir bilgiyi size göstererek yani paylaşmak istiyorum. Biraz magazinsel kafalarda yumuşasın istiyorum. Hatta şöyle, aranızda Game of Thrones'u izleyenler var mı bilmiyorum ama Game of Thrones'daki o küçük kral bizim başrollerden bir tanesi. Paparazzi. Ben bugün... Abi, bu arada ben bilmiyordum. Doğrusu. Ben bilmiyordum, çok şaşırdım. Gerçekten büyümüş. Game of Thrones fanı olarak da. Ben gerçekten izliyorum. Ama mesela şey, çok tecrübeli oyuncularla çalışmayı tercih etmemesi de enteresan sanmendiz. Yani iki tane böyle genç oyuncu yaşa, tamam iyi oyuncular o belli. Yani bu riski almamıştır. Ama şeye gitmiyor mesela. Gişe ve şey beklentisiyle hani gideyim bir işte Brad Pitt alayım ya da başka daha ünlü bir adamı alayım demiyor. Böyle iki tane genç. Ya bunlar çok büyük şeyler aslında. Hani hem riskler hem de büyük iddialar. Yani hem tek plan film çekeceğim. Oyuncunun bu timingleri yapabiliyor olup olmaması çok önemli. Kameranın aynı şekilde. Yani aslında filmcinin ne kadar bir ekip işi olduğunu her zaman görmüş oluyoruz. Yine bize gösteriyorlar. Bu bir ekip işi yani. Doğru ekiple olmayacak hiçbir şey yok yani. Elif Kalkan yazmış sevgili. Hoca. Hocamız. Sevgiler, saygılar. Ben de bilmiyordum, haha demiş. Yani bir soru soralım mı ya seyircilerimize? Evet, soralım ya. Bak, Alex Amur hep onlar mı soracak? Bir kere de bir soralım. Neden sinema?
Bu kamera setup'ı nedir arkadaşlar? Bizim bir sürü yorumumuz var ama 550x1805. Yani kendi bence large format olduğu için büyük ihtimalle Mark II ya da öyle bir yani bana şey. Bana da Sony A7. Yakınlaştırabiliyor musun daha iyi görsünler? Hedefe şu yakın sensör olan bir şey gibi geliyor bana. Yakınlaştırabiliyor muyum? Yakınlaştırabiliyorum, evet. Dın 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 dın. Yani belki... Elif şey, evet, filmi izlediğimde teknik ekibin yanında aslında oyuncuların da performansının iyi olduğu. Ben de çok katılıyorum. Zaten bizi orada tutan şey bence oyuncuların performansı. Yani inanılmaz iyi bir etkileşim aralarında. Onu hep bize hissettirdiler. Bu kamera ve lens nedir arkadaşlar? Bakın Teradek var. Bizim setlerimizde çok fazla kopuyor. Orada kopmuyor. Neden acaba? Ya bu ihtimalle burada Roger Dickens herhalde şey planı anlatıyor. Yani Trinity'yi çekecek arkadaşa buradan geleceksin. Kadrajın bu olacak gibi bir şey yapıyor. Çünkü bu sonuçta aynı zamanda görüntüyü başka bir yere de gönderiyor. Ya Sam Mendes'e ya Trinity'yi kullanacak operatöre gidiyor. 1835 demiş Tolga abi. Büyük ihtimalle bence daha kolay olsun diye. Bence de. Çok benziyor yani. Ama bir çok iyi fikir. Sigma Art mı Sony mi? Ya Canon şey ilk lensi vardı ya 1835. Yok o değil. Barda. Şey çok iyi ama işte yani Roger Dickens kendi çekip bunu gösteriyor. Ve bu bence çok değerli bir şey. Yani en azından şeye, operatöre şeyi anlatmak zorunda kalmıyor. Yani operatör tabii ki inisiyatif veriyor. Ama bir noktada da bunu böyle onlara bırakabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Ya bunu da konuşmamız lazım aslında. Yani istedik evet. Ama orada Trinity operatörü bu araya verdiği röportajda Roger Dickens'ın yanında oturup Trinity ve şey bu mini LF'i konuşuyorlar. Aynen. Çok önemli bir adam haline geldi bir anda bu 17 ile birlikte. Yani Trinity'yi biz de bu kadar verimli kullanabiliyor olsak çok mutlu oluruz diye düşünüyorum. Özgür Mercan yazmış. 18-135 yok sanırım demiş. Ben şey yapıyorum, espri yapıyorum. Bilmiyorum. Ya şey güzel işte bir production'ın nasıl tasarladığını görüyoruz. Yani bir şekilde çok basit kameralarla da hani ben kendim de birkaç uzun bir uzun metrajı bir iki kısa filmde denemiştim. Yani yönetmenle gidip mekan hareket yaparken oyuncuları al getirebiliyorsak ya da oyuncu yerine İtalyan yapacak arkadaşlara gidip ufak kameralarla Mark II, 550D, elimizde ne varsa bazen iPhone'la bile sahne sahne çekip aslında onu kurgulayıp sete öyle giriyorduk ki bu bizi çok rahatlatan bir şey. Yani çünkü sete girdiğinizde en azından bir sürü şeyi netleştirmiş oluyordunuz. Hala yeni olasılıkları açık kapı bırakıyorsunuz ama en azından kabaca neyi nereye koyacağınızı, ne kadar zaman alacağını biliyorsunuz. Bence o anlamda iyi bir örnek olmuş. Teşekkürler Fırat Başkan. Bize bunu göstermiş olduğu için. Ne demek? Bu ya Elif Işık da yönetmen olarak bir şeyler yazsa aslında yönetmenlik anlamında neler düşünüyor? Elif bize paylaşır mısın? Yani oyuncunun iyi olduğunu söyledin. Biz de hemfikiriz. Ama senin gördüğün, bizim belki atladığımız, fark edemediğimiz bir şey var mı? Mesela kurgu diye bir şey ortadan kalktı tabii bu filmde. Yani kurgu diye bir şey yok şu olarak. Yani lineer sadece, bir şey var. Sadece evet. Elif için değil, herkes değil, fikirlerini evet. Bizimle paylaşırsa. Aynen. Belki bizim de atladığımız ve kaçırdığımız bir şeyler olabilir. Ya daha interaktif olabilir bu anlamda sohbet. Biz de şey yaparız. Bilmediğimiz şeyler var. Size de bize anlatırsa güzel olur. Bir de bu ışıktaki konstrüksiyon sistemini göstermedik. Ben onu evet. Da gösterelim isterim. Aynen, doğru. Bu 2000 tane 1 kilowattlık lambanın yandığı konstrüksiyon sistemi çok acayip. Evet. Acaba Türkiye'de biraz zoom yap. Şeyde 2000 tane lambamız var mı Türkiye'de? 2000 tane binlik bulabilir miyiz? Ben onu öyle bir setup kurmak istediğimiz zaman vardır bu arada. Türkiye'de vardır ya. Ya toplam vardır ya binlik evet. Ama bu galiba biraz dinolar da var burada. Yani dinoları da birleştirerek de yapmışlar benim anladığım kadarıyla. Yani dinolar 24-24-12-12 gidebildiği için zaten hani bana da öyle geliyor. Şey her dinonun her şeyi 1 kilowatt zaten evet. Her lambası. Par sistemler muhtemelen çoğunluğu dino ya da yine kasalarla birleştirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Eğer olmayanlar da varsa. Ama ya bunu tabii ya bayağı çelik konstrüksiyon var. Yani onu oraya taşımak, etmek, montajlamak ciddi bir iş. Ama dediğim gibi bence hala özgün olan fikrin yanan bir kiliseyle ana ışık kaynağını kuruyor olmak çok iyi. Ben yani merakımdan sordum bu arada. Yok veya var olduğunu bildiğimden dolayı değil. Okay. Acaba ya gerçekten böyle bir konstrüksiyon sistemi kurulabilir mi? Bayrağı ne diyorsunuz bu arada? O da çok ilginç değil mi? Evet.
Tolga abi Doğan'la altı silinip üstüne, yani daha doğrusu altına bina yerleştirip üstünde şey yapabileceği... Evet, o bayrağı odur. Evet, o bayrağı. Tabii, paratoner de olabilir o bu arada. Şimşek çaktığında hem bayrak hem paratoner işlevi de görüyor olabilir. Şimşek çakarsa o lambadan hepsi yanabilir bu arada yani. Elektrik sisteminden dolayı. Tolga abi güzel bir soru sormuş. Bu olmadan gerçek alevler olmaz mıydı? Yani herhalde olurdu abi de sen tabii... Çok pardon. Hem alev çok tehlikeli bir şey, o kadar sürdürülebilir tutabilir. O kadar güç kaynağı vermezdi galiba. Yani onun istediği diyaframlara 1600 alsa çıkmasına rağmen en açık çekmemiş. Fokus'dan dolayı bunu söylüyor bir röportajında. Herhalde alev o kadar çok ışık vermezdi diye düşünüyorum ben Tolga abi. Kendi adıma yani. Tolga abi alev kontrol edilebiliyor demiş ama bence şey alev büyüdükçe kontrolü zorlaşıyor. Gerçi böyle bir sistemi kuran teknolojisi var olan bir ekip evet, alevi de kontrol edebilir herhalde. Evet ama herhalde o riski almayıp daha da kontrol edilebilen bir sistem yapmak istemişler. Yani duman vesaire onları düşmüş olabilirler. Tehlikesi var vesaire. Evet olabilir yani. Yani evet birçok anlamda. Kat kat aslında sistem yapılıp kat kat alev falan gibi yapılabilir bilmiyorum da. Peki abi. Önemli bir faktör. Kontrolü zor çünkü. Bu sahne mesela yani nasıl çekerdin? Senin aklına ne gelirdi? Bu kadar büyük bir sahneyi aydınlatmak isteseydin. Ya ben herhalde ilk aklıma gelen ay ışığı ve sağa sola klasik olarak variller koyalım. Ateşler yansın. Yanmış bir ev olabilir ama hani bu kadar büyük bir evi. Burada önemli olan ama bir tane church'un yanıyor olması. Evet kiliseyi yakıyorlar yani. Yani bir tane dakika var. Metaforik olarak da önemli bir şey kiliseyi yapmak bu arada. Metaforik anlamda. Yani evet, şöyle söyleyeyim. Çok büyük bir alev kütlesi gerekiyor. Nasıl yaparım? Evet. Yani. Yok ben kendim aydınlatsaydım mesela bu hiç aklıma gelmezdi. Yani şey düşünürdüm. Daha çok ay ışığı yaparız vinçlerle. Klasik olarak. Ondan ama sonra da hikayede sonra... bir kilisenin yandığından bahsediyor sana. Senaryoyu tabii okuyorsun. Evet tabii. Evet ama oraya bağlanmıştır gibi geliyor bana. Yani, yani bence senaryo eklenmiştir galiba bu. Ben olsam öyle olurmuş gibi geliyor. Yani nasıl ışık yapacağız? Ya acaba bir binayı mı yaksak? Neyi yaksak? Onu mu yaksak? İşte bilmem ne. Kiliseyi yakalım. Senaryoyu onu ekliyorsun. Otomatikman dramatik olarak faydası oluyor ama ben hani daha şey düşünmüştüm. Yani dediğim gibi böyle ay ışığı olur. Sağ solda ufak ufak yanan zamazingalı şeyler. Alevi çıkartacak variller ya da böyle ateş kırıntıları falan gibi şeyler düşünmüştüm ama bu da enteresanmış gerçekten. Çok daha güçlü bu arada. Yani savaşın kaosunu çok iyi veriyor ve dediğim gibi kiliseyi yapmak aslında ciddi ideolojik bir şey. İki Hristiyan savaşı bu aslında. Evet. Alman ve İngilizler yani bütün Avrupa katıldı ama temelde Hristiyanlar savaşı. Yani orada kiliseyi yakıyor olmaları bile hani bunu ışık için yaptılar diye söylemiyorum da çok güçlü bir imaj aslında yani. Zaten o savaştaki çığırından çıkmışlık durumunu anca bu şekilde anlatabiliriz diye düşünüyorum yani. Bir kilise yakarak. Çok doğru. Çok kutsal bir şeyi yakarak bu evet, savaşın delilik halini anca öyle anlatabilirizmiş gibi geliyor. Aynen aynen. Ama ya şeye o... mesela benim cevabım çok az yani. Acaba ben olsam ne yapabilirdim mi? Cevabı çok. Yani çünkü ortada yapılan şey o kadar unik bir şey ki. Evet. Buna karşılık yani önüne koyabileceğin, acaba ben olsam şöyle yapabilirim diyebileceğin şey çok az. Benim aklıma çok az geliyor yani. Anladım. İşte helyum balon uçurup onu, evet, helyumunu boyamak filan, onu dinlemek bilmem. Böyle şeyler geliyor ama bunları tabii test etmek, konuş yani düşünmek, araştırmak filan gerekiyor. Tolga abi güzel bir soru sormuş aslında. Filmde ışık yok, işi biraz büyütmek olabilir mi? Bilmiyorum yani bence değil abi ya sanki Tolga abi. Yani Roger Dickinson herhalde buna ihtiyacı olmaz gibi geliyor. O kadar dev setuplarda ışık yapmış bir adam ki kendisi. Aynı benzer şeyi Skyfall'da da yapmıştı. Yani yanan evi yine böyle dinolarla üst üste koyarak bu kadar değil ama bunun herhalde onda biri kadar. Yani ben pek böyle şey gibi gelmedi bana. Setup, hatta bu fikir zaten şeyden gel. Yani daha doğrusu yanan değil ama o kadar büyük konstrüksiyon yapma fikri ışık şefinden geldi diye röportajda okuduğumu hatırlamıyorum yanılmıyorsam. Seçkin Aydın. Lama seçkisi vardı. Fethi 1453'te işte hemen hemen aynı bir komple Bali ile kaplayıp yakmışlardı ama 435 çekildiği için tek şansı vardı. Saman evli bir gitti. Bitti gitti diyor. Evet. Belki de o doğru. Yani hep çünkü o kadar büyük gaz ve benzin ya da neyle yakacaksan çok ciddi bir maliyet devreye. Arada tabii ki tek yani sahne büyük, çok büyük bir sahne var orada. Arada evet ya bayağı uzun sürüyor sahne orada. Yani. Kaç gün çekti.
bir noktada tekrardan lambaya dönmen lazım. Peki bir şey soracağım abiler. Peki handheld olmaz mıydı bu film? Ya yani omuzda olmaz mıydı? Olurdu ya. Bana da olur muydu evet. Ya? Yani şeyi düşünüyorum. Erwin'i kurtarmanın açılış sahnesi. Evet. Bu arada inanılmaz bir iş gerçekten. Ya masterclass. Ya olacak gibi değil. Mesela oradaki handheld duygusu sanki bana daha şey geliyor. Bir de orada ya o hikaye çok iyi. Ya bir Janusz Kaminski de o kadar güzel anlatıyor ki yani o dönemin lenslerine benzetmek için lensleri satın alıp ön quatrink'ini çıkartıyor. Shutter senkronluğu kaçırıyor kameranın. Aynen. Yan ışıklar uzasın diye. Ama daha sevdiğim hikayesi var. Bu Normandiya'ya bir tane fotoğrafçı çıkıyor arkadaşlar. Robert Capa. Magnum'un kurucularından. Tek gazeteci. Ve o gerçekten o şeylere biniyor. Askerlerle beraber. O Normandiya'ya çıkıyor Robert Capa. Onlarla çatışma için de fotoğraf çekiyor. Bir şekilde dönüyor. Fotoğrafları yıkamaya gönderiyor. Fotoğrafları yıkayan çocuk yanlış yıkadığı için filmler iki stop fazla yıkadığı için gren gren oluyor. Evet. Ama tabii ki dünyada böyle bir fotoğraf yok. Yani kimse gidemediği için basmak zorundalar. Ve fotoğraflar öyle basılıyor. Bunu görebilirsiniz Magnum'un şeyinde. Janusz Kaminski de bunları buluyor ve diyor ki ben de aynısını yapacağım. Yani filmin o ilk açılış sahnesinde o kadar grenli, süper poze edilmiş gibi gözükmesi en büyük sebebi aslında Robert Capa'nın fotoğraflarından esinlenmiş olması bence çok değerli bir şey bu. Yani o kreativiteyi aslında her zaman kendi bulmuyor. Bir yerden de alabildiğini görüyoruz. Ya bunu açık açık anlatıyor. Çok güzel gelmişti ve o yüzden düşündüm de handheld de olabilirmiş. Yani birkaç ben neden olamayacağını söylemek istiyorum. Buyurun. Çok basit bir cevabı var. Abi bu filmde Trinity tanıtılıyor. Bu filmde Trinity tanıtıldığı için bu film... Bağımsız savaş filmi mi çekiyorsun derler. Adam Trinity'de 1917 çektirmiş sponsoru. Evet. Yani kaç defa elinde zaten hakikaten signature prime 40 mm LF'le röportajı var. Evet ya ben çok iyi falan diyordum. Bayağı tabii tabii. Trinity operatörüyle falan. Evet. Yani evet Emrah şey demiş. Duygu diyagramını akış olarak sabit tutmak. Yani o da olabilir ama hani bence yani çekilir miydi çekildi de ama hepimizin konuştuklarımızın dahilinde tabii ki ne gerek var olmuş. Ya ben biraz işte daha şey ekonomik bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem mini LF geliyor hem Trinity geliyor. Yani full performans bu performans şovu biraz yani show off yapılan bir iş haline dönüşmüş. Benim kamera arkasından izlediğim kadarıyla. Hatta özellikle gece sahnelerinin 1600 ASA'da çekildiği vurgusu sürekli yapılıyor. Evet evet. Ya bir tabii Roger Dickens'ta şey Arias'ta bir deal olduğu belli. Yani onu çok net hissettiriyorlar ama şöyle bir şey diyebiliriz. Roger Dickens'ın neredeyse omuzda çekilmiş hiçbir film yok. Jarhead var ama o da o kadar şey değil. O kadar handheld. Ha? Skaryo var. Skaryo da omuz değil. Çok az yeri omuz. Bayağı az ama. Şeyler var ama. Var var ama o kadar değil. Yani full omuz gitmiyor. Yani benim dediğim gerçekten hani böyle hep omuzda olan işte şey gibi. Ryan'ı kurtarmak gibi. Hep omuzda olan. Bu şeyde bir tek Jarrett'te o da savaş filmi. O da biraz şey yapıyor ama dediği gibi belki de Emrah'ın dediği doğru olabilir. Duygu diyagramını sarkıtmak bir röportajı. Bir de bir üst, yani üst level'daki görüntü yönetmenlerinin birbirinden ayrışması gerekiyor mesela. Ben mesela estetik anlamda Rodrigo Prieto'yla bazı yerlerini çok benzer buluyorum. Sen direkt omzuna aldığın zaman Roger Dickens'ın kamerasını sanki oraya biraz yaklaşacakmışsın gibi. Yani böyle bir stratejik estetik savaşı da olabilir mi acaba? Olabilir hiç düşünmedim. Ama aynı zamanda şeye de hizmet ediyor yani. Bu Emrah'ın da dediği gibi duygu diyagramının akışını da büyük hizmet ediyor. Yani evet teknik olduğuna dair şeyler var ama ben katılmıyorum ya teknik şov olduğuna. Yani biri de yazmış ama yani bu adamların teknik şov yapmaya ihtiyaçları olurmuş gibi gelmiyor bana. Yani Ari'yle deal'larını anlayabilirim. Vardır. Bunu tabii ki bir şekilde dile getirildi, öğrendik ama yani bunu böyle teknik şov yapalım, kamerayı oradan nasıl geçiririz gibi dertler olacağını pek çok zannetmiyorum. Dediğim yani, gibi ihtiyaçları yok. Çok fazla kamera arkası yani making of paylaşıldığı için ben bir şüpheci yaklaşıyorum açıkçası. Ama o yapımcının PR abi. Yani o yapımcılar tabii bunun tıklanmasından beri, YouTube'dan beri para kazandıkları için yani filmin o finansman kısmı açısından önemlidir elbette. Tabii Ari de belki ortaktır. Belki ciddi sponsorluk vermiştir. Onları da anlayabilirim. Onların kontratları vardır. Bu röportajlara verilecek. Bu konuşacak ama bence yine de hikayede kalmaları güzel.
Yani hikaye açısından bunu kullanıyor olmaları benim çok hoşuma gitti. Yani tünel sahnesi mesela o kadar iyi yapmışlar ki zamanlamaları. O çökme anı, o anlar çıkması falan. Her şeyi unuttum ben ya. Ben birazcık şey gibi geldi bana. Biraz 3D oyun gibi. Ratchet & Clank'ı bir yerde söylüyor. Film 3D gözüküyor gibi diyor. Yani bu 3D oyunlarda, bu Doom tarzı oyunlarda sürekli karakterin arkasından gidiyoruz ya. Evet. Yanında hep içindeyiz. Birazcık bana öyle bir his de verdi bu. Evet. Ya o yukarı yanında hani kamerayı da değiştirebiliyoruz. O anlamda böyle biraz modern bir kafası var bence filmin şey olarak. Tam bir savaş atmosferine girmek açısından öyle bir dünya yaratmış gibi geliyor bana. Bu arada elindeki kameranın sonucu çıktı. Serkan sağ olsun bana özelden attı. Özelden. Hayır. Serisi kamera. Tamron 28-75. Vay arkadaş ne süper. Tamron. Bu son sahneyi konuşamadık. O son sahneyi de konuşalım mı? Son sahneyi de konuşalım. Sana attım son videoda evet o şey diyor ya. Bana mı dedin? Ha, sana diyorum o Bikan belki oynatabilirsin onu son sahne. Yani şeyin tabii. O videonun en sonunda favori shot dediği bölümü anlatabiliriz belki yani. Bunu Sam Mendes anlatan versiyonu da var bu videonun bu arada arkadaşlar. Aklınız olsun. Hemen açıyorum orayı da. Tamam böyle 10. 10.30 10.30'larda falan başlıyor. Peki Roger Dickens'ın böyle gerçeküstü hikayeleri anlatılırken 10.30'da aynen. Evet abi. Belgeselci kimliği bu filmi organik kılıyor mu acaba? Yani ben şey düşünüyorum mesela Blade Runner gibi bir film çekiyorsun ve belgeselci bir mentalitenin vermiş olduğu perspektifle çektiğin zaman sanki onu gerçekmiş gibi izleyebiliyorsun. Yani öyle estetize ediyormuş gibi geliyor. Şey filme hiç yabancılaşmıyorsun. Evet, her hikayeyi belgeselmiş gibi çekerek estetize ediyormuş gibi geliyor bana. Evet ya bence de öyle. Şeyi seviyor adam. Real dramayı ve onu ne kadar realize edebileceğine dair. Yani stilize ediyor. Bence aşırı ediyor belki bazı zamanlar. Ama şeyi hep tutmaya çalışıyor yani. Gerçeklik içinde kalmayı sevdiğini zaten kendisi söylüyor. Senaryoyu seçerken de aynı şeyi yapıyormuş. Yani film üzerine karar verdiğinde, o filmi çekip çekmemeye karar verdiği noktalarda da onu çok yönetmen de onu aradığını söylüyor. İşte o Skyfall meselesindeki hikaye o ya. Evet. Hani, tarzım değildi diyor yani Skyfall. Ben bilmiyorum ki aksiyon filmi nasıl çekilebilir. Macera yani uçan kaçan arabalar, motosikletler, işte ajan filmi falan. Ajan filmi çekebilirim ama böyle bir ajan değil diyor. O anlamda hep dediğin doğru bence. Beslendiği kaynak hep kendi de vurgu yapıyor belgeselciliğine. Belgesel. Evet, bu şeyi izleyelim mi favori shot'ı? Favori shot'ı izleyelim aynen. Hadi bakalım. Yine şeylerde başlayan, cephede başlayan, cephenin içinde. Kamera Trinity'de odaya doğru gidiyor. Burada böyle şey çok zor bir hareketten bahsediyordu Roger Dickens. Yani bu yakın planda çok yavaş yavaş silikemci hareket ediyor. Bu da çizim evet. Şey maketi. Blink ve aynı zamanda oradaki ışık sisteminde. Evet üstünde. Bakın ne kadar şey gerçekten yani dark bir ortam. Kontrastı hiç korkmuyor abi sağ olsun. Bakın çok yavaş gidiyor silikem. Bu çok zor bir hareket silikem için arkadaşlar. Hani Dolly'de gidiyor gibi ama değil. Evet, Trinity'nin ekmeğini yiyorlar. Evet. Ciddi bir performans bu yani. Bedensel de, zihnen de, konsantrasyon da, oyuncunun döneceği anda yavaşlamak, döndüğü anda tekrar ona doğru yaklaşma, devam etmek, bunu oyuna yedirebilmek. Elbette ki provalar yapıyorlar ama yine de sonuçta ciddi bir şey. Sezgisel bir iş ya bu gerçekten. Bakın da hala yaklaşıyor. Gidiyor. İnanılmaz güzel bir doğal ışık var. Peki bunu Steadicam'le çekiyor olsaydı aynı etkiyi yaratabilir miydi? Bu Trinity mi? Trinity galiba değil mi? Evet bu Trinity. Yani yaratırdı bence çünkü çok ama Trinity'li şey kullanmamış burada gibi geliyor. Adım yok ama. Efendim? Adım var galiba ya. Adım yok abi. Yani Dolly gibi demenin zaten şeyi o yani. Adım yoksa Dolly gibidir. Yani bir adım atıp ondan sonra kolu uzatıyor olabilir ya da dediğin gibi dikey. Yok. Şeyde yani hissedilende adım yok. Aha evet doğru. Muhakkak pardon. Yürüyordu. Mesela burada var mesela. Doğru. Evet şimdi anladım. Evet o zaman evet Trinity bak burada dönüyor. Hop yakalıyor ve duruyor. Yani o kadar iyi duruyor ki adam. Kompozisyon da müthiş. Evet, tam abi. Ortada değil. Adamın çıkışını yakalamış. Sağdan ışık alıyor. Hala şeyde background'da şeyler var falan. Streaming unavailable evet, diye bir uyarı geldi. Allah'ın eksikliğine sebebi zaten ışık kayan gelmesi işte. Ben bizim yine bizi izleyenlere bir soru sormak istiyorum. Durduk ya abi ama arkadaşlar. Devam ediyor mu yayın acaba?
Stream unavailable. Birkan ne diyorsun? Telif hakkı yedik arkadaşlar. Aa, okey. Bunu telif veremediğimiz için. Nasıl telif hakkı yedik ya? Şeyden herhalde. Kapatalım o zaman bunu. Copyright dedi, evet de ona herhalde. Okey. Tamam, yani bir tekrar canlı yayında sesimizi duyuyor musunuz? Sesimizi şu an galiba canlı yayındayız diye anlıyorum ama. Şu an değil, bir saniye. Değil mi? Tamam, canlı yayında. O zaman bir kapanış yaparız. Ya aynı video... link üzerinden yayın açabiliyor muyuz? Efendim? Aynı link üzerinden yayın açabiliyor muyuz? Geçici olarak diyor ama bu geçicilik ne kadar bilmiyorum şu an. Şöyle. Live stream'i bir off yap. Akıllıca. Adam çünkü filmi de oynatabilir ya. Bir buffering başladı. Acaba geliyor mu yayın? Gelecektir abi. Bunu da öğrenmiş olduk. Buffering geliyor mu? Gitti buffer. Vardı ama... Elif eyvah yazmış. Sanırım sesimiz gitmiyor ama geldik. Geldi mi? Geldi. Evet. Buffering geliyor mu? Bir dakika öncesi. Evet arkadaşlar, ilk telifimizi yemiş bulunuyor. Ben de şunu öğrendik. Yani evet, gerçekten işte bir yerden para kazanınca insanlar hemen ona müdahale etme yöntemleri geliştirmişler. Neyse, sonuçta biz göstereceğimizi gösterdik ama... Ben kaldım bu arada. Ha? İlk telifimizi yemiş bunlar. Sesleri kapatalım yani, arkadaşlar. Gerçekten işte bir yerden kapalı. Para kazanınca insanlar hemen ona müdahale... Evet. Tekrar yayındayız. Tekrar yayındayız. Nerede kalmıştık? Ufak bir şok. Evet ya, şefine şey konuşuyorduk işte. Steadicam miydi? Gimbal mıydı? Onu konuşuyorduk. Yani muhtemelen dediği gibi falan hissettirmeyen bir şey ve ya, güzel bir ışıklandırmayla, yani Steadicam'cı da oradaki yeteneği o kadar ki dönüyor ve duruyor. Çok güzel bir yerde duruyor. Yani her ekibin, yani şimdi orada işte Steadicam'cı da olsa, Dolly'cı da olsa nerede duracağını biliyor olması. Ya filmcilik sezgileri denen bir şey var. Hepimiz bunu biliyoruz. Yani filmci olan adam bilir. Filmcinin sezgisi estetiğe direkt etkilidir arkadaşlar. Yani o oyuncuya timingini vermesi, oyuncunun kamerayla etkileşimi, ışığı alma biçimi, bunların hepsi aslında beraber hareket ettiğimizde ortaya çıkan şeyler. Bence bu anlamda, yani bana, ben 1917'den ne aldım derseniz, ben daha çok bunlardan etkilendiğimi düşünüyorum. Yani ben nasıl takım olunması gerektiğini gördüm bir kere. Çok, evet. Çok büyük bir plan, programla çalışılıyor ve herkes buna inanılmaz bir şimdi. Yani izlediğim kadarıyla tabii ki de. Yani bir de her şeyin testin yapılıyor olması, sürecin zaten çok uzun olması. Yani evet. Olmadan hiçbir şeye başlanmaması, kayda girmemesi de en büyük herhalde. Pre-production zaten. Yani bu çekimin bir sene sürmesi ya da işte ne bileyim 6 ay hazırlanması, oyuncularla prova yapılması zaten bunlara doğuruyor. Bu arada filmi... Çok yavaş işte ya. Çekmeye başladıktan sonra 2 ayda mı tamamlıyorlardı? Evet, 2 ayda çekmişler. 2 ayda tamamlıyorlar, evet. Shooting time 2 ay. Ben bir haftada çekerim. Evet, 2 ay biraz fazla. Bize göre fazla. 2 hafta hazırlık, 4 hafta çekim. Hem tek plan film çekeceksin hem 2 ay. Abi bu nasıl bir iş ya? Buna kadar zaman harcanır mı yani? Bence yani gerek yok. Ama yani evet, bizi yani fikir vermek açısından gerçekten çok kıymetli. Yani aynı ekipmanlar bizde var. Biz de zaman zaman tabii tek plan işler konu yapmaya çalışıyoruz. En azından plan sekans sahneler yapmaya çalışıyoruz. Reklamlarda da, sinema filmlerinde de. Hı-hı. Ama hala demek ki bu konuda düşünmemiz gerekiyor. Ben 1917'den çok Victoria'yı feyiz alıyorum kendime. Evet, yani Victoria'nın yani. Evet, yani yapılabilirliği, uygulanabilirliği açısından bana çok daha şey geliyor. Kıymetli geliyor. Yani bunu yapabiliriz. Yani yeter ki fikri bulalım. O fikir bulunduğunda ben 2 saat kamera kullanmaya okuyayım arkadaşlar. Bana bu fikri verirseniz ben 2 saat kamerayı alır yanımda taşırım ve yaparım diye düşünüyorum. Evet. Yani 5 gün kendime gelemem ama. Büyük ihtimalle şeyden, Eminönü'nden başlayıp Levent'e uzanan bir hikaye.
yürüyerek. O da olur. Buralar. Ama arada arabaya biniyorlar Victoria'da ya. Onu şey yaparız. Evet. Böyle bir ya böyle arada biz de bineriz arabaya falan. Ya evet. Ama ya, ya İstanbul bu anlamda o kadar büyük potansiyel. Ya düşünsen Taksim'de bile, İstiklal'de bile çekebilirsin yani. Tabii. Yani İstiklal 1.6 kilometre mi ne? Yani yürüyerek yürürsen gerçekten 20 dakika, 30 dakika gibi civarda şey. Aralara sokaklara girip, mekanlara girip çıktığın, barlara girip çıktığın bir şey yapsan aslında gerçekten çok daha iyi olabilir yani. Niye olmasın? Potansiyel de var. Hikaye olarak da olabilir. Hem mimari ya, anlamda da potansiyeli çok yüksek. Evet, kesinlikle. Evet. Ufaktan saate gelmişiz. Kapandırıyoruz. Ne kadar olmuş? 1,5 saat olmuş. Maşallah. Olmuş valla. Yani başka sorular yoksa, merak ettiğiniz şeyler yoksa. Sizin için senaryo yazacağım Tekplan Ersin Hocam demiş. Heyecanlanırız eğer böyle bir şeyiniz olsa. Ben elimden gelen bütün desteği vermek isterim. Ve benim için de bir challenge olur. İşte Firar gelir, Birkan gelir. Kamerayı elden evveli geçiririz. Oh, tertemiz. Firar sen devam et. Oradan Birkan sen devam et şeklinde gideriz yani. Ben okeyim. Çözülür ya. Niye çözülmüyorsun? Bir de şu an yani bu pandemiden dolayı yani kendimizi karantinaya kapattığımız için görüntü yönetmenleri böyle içinde ateş kaynıyor bir şekilde sete girecekler. Hepimiz böyle sahalara dönmek istiyoruz. Hepimiz çok çalışmak istiyoruz. Belki böyle şeyi yapıyor olursanız, öncesinde bu pandemiyi doğru değerlendirirseniz hikayelerinizle iyi görüntü yönetmenlerimizden birisiyle çalışma fırsatınız olabilir. Çünkü hepimiz işe çok aç durumdayız. Çalışmaya. Evet, özellik setleri. Herhangi bir şey talebiniz olduğunda bize iletin arkadaşlar. Instagram hesaplarımızdan ya da başka evet. Yerlerden. Biz de o konukları almaya ya da o konuları üzerine söyleşi yapmak isteriz. Herhangi bir film olabilir, başka bir şey olabilir. Elimizden ne geliyorsa sonuçta bilgiyi paylaşmak için buradayız. Bu konuda da biz de sizden gelecek şeylere göre, tepkilere göre ilerlemeyi düşünürüz. Teşekkür ettik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Alaza'da selamlar, hoş gelmiş. İyi geceler, teşekkürler. 1907 izliyormuş. Alaz sen izle de bize fikirlerini söyle ya. Sen işin post kısmına aşırı hakim bir adam olarak. Evet. İletirsin bilgilerini. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.